1993, 1993, 1995. Vay Şevket! Dur bakayım! Ne haber ya? Ha? Sana ne la? Bana bak! Ne öyle mont çantalarla mont çantalarla ne ayak? Ne oluyor? Ha bana bak! Şşş! Cevap versene ya! Şevket! Ulan sen biliyorsun. Cuma Usta! Ne haber be? Bana bak! Şevket geldi şimdi, seninki geldi. Tamam, benim de bir bond çanta var, eve şimdi girdi. Bond çanta diyorum, bond çanta. Bilirsin, bond çantalar banknotlara yataklık etmesiyle meşhurdur ha. Artık bu işte de ortak sayılırım be. Ne dersin? Yaparsın abi güzellik be, hiç merak etme yani. Ne demişler? Para demek, sağlık demek, umut demek. Ne demiş Napolyon? Kişne beygirim kişne, hiç merak etme. Ulan Şevkat, ulan Şevkat. Nerede bu ya? Kaşla göz arasında yürüttüm ama biraz yaba. Yok, yok abi, yok. Yok yani, yok. O zaman hortlaklar da dandı anasını satayım eve ya. Başka açıklaması yok yani çünkü. Babacığım özür dilerim. Bu olanların hepsi benim suçum. Ben seni çok yalnız bıraktım, anlayamadım. Gittim. Paris'e taşındım, yıllarca gelmedim. Seni burada annemin acı tatlı hatıralarıyla bıraktım. Ama annem de istemezdi böyle olmasını. Olur mu öyle şey kızım? Sen benim her şeyimsin. Yaşama sevincimsin, canım benim. Babacığım. Bu arada tebrik ederim. Marika Hanım'la evlenmene çok sevindim. Ciddi misin? Evet ama... Az kalsın her şeyi berbat ediyordum. Ama yine de kurtulmuş sayılmazsın. Sevel Hanım şimdi sağda solda dedikodu yapıp reklam ederse seni. Aman boş ver baba ya. Takma sen bunları kafana. Hem reklamın iyisi kötüsü olmaz. Konuşsun. Ne olduğunu öğrenmek için gelirler buraya. Ne var ne yok alırlar götürürler. Canım. Şu ana kadar 6 eve aldık. 9 kişiyle de anlaşmak üzereyiz. Böyle giderse yakında bütün mahalleyi ele geçirmiş oluruz. Aferin Akerata, aferin. Kedi olalı bir fare tuttun sonunda. Böyle devam. Allah belamı versin, yemin ediyorum kendi göz cihazlarımla gördüm ya. Bir çanta dolusu para vardı. O parayı nasıl alıp kaçmadım ben? Ay kapı ya. Tövbe estağfurullah. Niko, oğlum ne diyor lan bu? Yani sen şu duruma inanabiliyor musun ya? Selo, gözlerimle gördüm diyor. Evet. Bak, demiri ateşle, insanı parayla sınarsın. Demek ki bizim Sevkan'ın limiti 3 milyonmuş. Onun adamlığı, delikanlılığı bu kadarmış. Tanıyın işte adamınız bayağı. Hepiniz yazdınız Şevkat, Şevkat diye. Alın size Şevkat. Koparıp eve götürseydin bari. Bu ne şiddet bu Celal bayağı. Kan şekerim düştü. Yemin ederim kan şekerim düştü. Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yapıyorsun lan? Ben o çantayı niye almadım be? Aç bakayım ağzını. Çok güzel yaparım ben bunu. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel olmuş Gülper anne. Elinize, kolunuza sağlık. Hayatımda yediğim en güzel dolma. Bir tane daha vereceğim. Oğluma. Aç bakayım ağzını oğlum. Oh, oh, oh. Aman, 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 aman. Bak, İsmail, bu son çocuğum. Al bakayım bunu da. Yalnız bunu
tezenenin zarif ellerinden deneyimlemek isterim. Ulan! Hay ne bağırıyorsun Bozkır, aklımı aldın ya. Ya sen bunu zengin sanıyorsun değil mi Gülperi? Ya bütün paraya Şevkat el koymuş. Yani bu zibidi avucunu yalayacak. Aa! Ya şimdi kollarımı sıvayabilir miyim? Sıva sıva, sen hiç zahmet etme. Bir dakika, bir dakika. Şevkat paraları çaldıysa İsmail'in günahı ne ya? Oo say say bitmez kızım. Ben şimdi saydıracağım, sen de say. Gel buraya, gel buraya. Şimdi ben buraya. Kulağımı şimdi ben. Şimdi öyle. Efendim Cevdet amcam. Şevkat, biz bugün Esin'le konuştuk. Öncesinde tatsız bir olay yaşandı ama önemli değil. Sonunda Esin benim Marika Hanım'la evlenmeme müsaade etti. Ha, iyi. Hadi gözünüz aydın o zaman. Hayırlısı olsun diyelim. Sana çok teşekkür ederim Şevkat. Sağ ol. Nasıl numaraydı ama, ha? Vallahi Cevdet amca, değme artistlere taş çıkarttın, o neydi öyle ya? Vallahi Esin'in yüreğine iniyordu kız. Hakikaten bir ara dedi herhalde bizim peder keçileri kaçırdı iyice. Dedi, bir şey yaptı yani bayağı. Şeydi yani, evet. Esin beni çok mutlu etti Şevkat. Ben de onu mutlu etmek istiyorum. Senden son bir ricam daha var Şevkat. Tabii tabii. Emredin Cevdet amca. Esin'in çok beğendiği bir jip vardı. Onu aldım ona. Oh, sürpriz yapmak istiyorum. Acaba diyorum senden rica etsem o jipi galeriden alıp Esin'in evinin önüne park eder misin? Tabii tabii, ben şey yaparım ya, hallederim ben onu. Tamam, o iş bende, hiç merak etmeyin, tamam. Çok teşekkür ederim Şevkat, sağ ol. Çok teşekkürler. Oldu, tamam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne güzel dünya lan. Çok güzel lan Eda, harika. Çok güzel, çok güzel lan. Nereden çıktı bu yağmur ya, ha? Nereden çıktı bu ya? Gerçi bu mevsimde üzerime kar yağması lazımdı, anasını satayım ben de bu talih varken ha. Kar yağması lazımdı. Ulan yarın üzerime kar yağsın. Ha, üzerine bir de çığ düşsün. Şu güzel aşkımın ateşiyle ben de olurum kardan adam. Olur mu? Olur. Ha? Ha? Ya. Evet. Evet. Devam et. Ah, bu sersem hala orada bekliyor. Ah, yazık ya. Vah. Yazık haline bak. Vah vah vah. Ya Rızı. Ya. Allah'ım ya. Vah. Ne? Ay ay. Ya 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 üzerime ya ya ya. Ne oldu? Sıkıldınız mı partiden siz de? Ulan helal olsun sana be. Yani böyle ilk başta işe yaramaz, gereksiz, nasıl desem, uyduruktan teyyar duruyordun da harbi delikanlı adammışsın. Oh be! Oh be, sonunda toparladın be Bahar. Oh be! Ben değil, sen toparladın. Aşkın için yağmur demedin, çamur demedin, bekledin. Neyse, daha fazla ıslanma, al şunu da. Hayda. Boş ver be Bahar'ım. Zaten var ya, bu şemsiye eğer çalışsaydı ben de bu talih varken şaşırırım. Bahar, hayatımda tek güzel bir an oldu. O da seni gördüğüm o ilk an, biliyor musun? He? O ilk gün, yemin ediyorum bak. Ay çocuklar, bana bakın, bu yağmur sağanak ahmak ıslatan yağmur değil. Hadi içeri içeri, kurban oldum nasıl ıslanmış. Hadi. Gel. Geleyim mi? Gel. Hadi be oğlum, durma hadi. Ah kıyamam sana, hadi gir içeri, gir 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 gir. Tamamdır. Cevdet Bey bilgilendirdi bizi. Biz aracı hazırlıyoruz şimdi. Eyvallah kardeş, sağ olasın. Korkut Bey hazır. Bu Korkut Bey, şu Teker Holding'in patronu olan Korkut Bey mi? Evet. Tamam kardeş, sen işlemlere devam et, ben bir merhaba diyeyim, geliyorum. Korkut! Kalende ulaşamadık aslanım. Gel bir muhabbet edek la. Ulan yine bu adam. Uzak tutun şunu benden. Bir dakika. Sen lütfen sakin. Bir dakika, nereye gidiyorsun lan? Oğlum bir dakika, konuşacağım. Çekilin çocuklar.
Beyefendi. Korkut Bey sizin bahsettiğiniz aileye gerekli yardımın yapıldığını söyledi. Rahatsız etmeyin artık kendisini. Şefkat Bey, buyurun işlemlerinizi tamamlayalım. Çekilin önünü. Şevket abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Müsait misiniz? Müsaitiz, müsaitiz. Gel. Eve geldiler. Hediye falan getirmişlerdi. Tazminat vermek istiyoruz dediler. Ben de sen göndermişsindir diye. Tamam dedim. Sağ ol kızım. Aldın mı parayı? Aldım. Adıma hesap açmışlar. Banka cüzdanıyla banka kartı verdiler. Daha paraya dokunmadık. İnşallah güzel bir eve taşınacağız. Hepsi senin sayende oldu Şevkat. Evet. Yani adamları nasıl korkuttuysan hemen yardım ettiler. Ya o bir değil. Sen bir şeye imza attın mı? Evet. Ya niye bana haber vermiyorsunuz Allah aşkına ya? Yeni eve taşınınca annem seni orada misafir edecekti. O zaman söyleyecektik. Kaç para verdiler? 25 bin. Akıllarınca ağzınıza bir parmak bal çalıp olayı örtbas etmeye çalışıyorlar da o iş öyle olmayacak tabii. Ne oldu ki abi? Yok bir şey. Anlaşıldı, biz bu vatandaşla bir yüz yüze görüşeceğiz. Ya bir şey soracağım. Bu mahallede bir piyango bileti hakkında konuşuyorlar. Nedir mesele, sizin haberiniz var mı? Var var. Şimdi bak, bunlar ortak bir bilet almışlar. Bileti de Şevkat'e vermişler. Ama Şevkat bileti kaybetmiş. Yani parayı saklamış diyorlar. Yok artık. Şevkat hayatta yapmaz öyle bir şey. Kim söylüyor bunları? Cuma Usta öyle anlatıyor herkese. Ay, kim inanır ona ya? Vallahi inanıyorlar. Konuşup duruyorlar. Allah Allah. Şevkat bana niye söylemedi acaba? Esin. Bir şöyle gelsene. Vay vay vay, çok güzel olmuşsun. Ya. Evet. Eyvallah. Arabayı kes. Ha? Şevkat değil mi o? Vallahi bir de bana inanmıyordunuz bak. Hadi canım. Oğlum harbiden Şevkat lan. Ne iş bu ya? Cevdet amca merhaba. Ya ben bu arabayı getirdim de şimdi çarşıdayım. Fakat Esin Baleri de yok. Ne yapayım ben? Çok güzel. Evin önüne çek. Kimsenin haberi olmasın. Sakın kimseye bir şey söyleme. Esin duyar mı yer? Sürprizi kalmaz sonra. Yok yok, tamam. Tamam, o iş bende. Ne var? Hayırdır Şevkat? Kimin arabası bu bakalım? Benim. Ne olacak? Herkes duydu değil mi? Araba Şevkat'in arabasıymış. Eskisini satmadan acaba bunu nasıl aldın yani? Kim bilir kaç yüz milyon para bu. Tabii insanın aklına hemen şu soru geliyor. Bu arabayı almak için parayı nereden buldun acaba? Biraz düşün bakalım Cuma Efendi. O saksıyı biraz çalıştır, belki bulursun. Çok da mantıksız bir soru değil yani Şevo. Yumurta satarak almış olamazsın bu arabayı değil mi? Hani böyle bir çıtır desteğe, takviyeye ihtiyacım var diye düşünüyorum ben. Ne? Oğlum sana ne la? Siz vergi memuru musunuz oğlum? Para vermedim ya ben buna. Bir ahbabımın hediyesi. İtibarımla aldım. Var mı? Oldu mu? Mevzu kilit mi şimdi? Tövbe ya. Çek, gel lan. Gördünüz değil mi ha? Ha? Ay, bileti kaybettim dedi ama
Evde para dolu çanta, altında lüks araba. Siz hala toz kondurmayın buna, aman hala. Vallahi Şevkat benim canım ciğerim. Kendisine oy vermişim yani. Ama Cuma haklı burada yani hacı. Şimdi bak, kendisi bileti kaybetti. Bugün bu arabayla geliyor ya. Sen ne diyorsun bu işe Muhtar? Benim bütün felsefik sistemim çöktü. Nihayet. Benim bildiğim Şevkat bize sormadan bir helikopter kiralar. O bütün parayı gezekondunun üstünden atar. Atardı. Dığlı geçmiş zaman. Haklısın Cuma. Bu ne böyle lüks arabayla geçiş falan? Yoldan çıkmış bu. Arazi vitesine takmış artık bu be. Beyler, aramızda yeterince konuştuk. Artık kozları paylaşmamız lazım diye düşünüyorum. Oğlum, herif bizim paraları çatır çatır yiyor lan. Biz hala burada mal mal bakacak mıyız böyle? Ben inanmıyorum Şevket'in böyle bir şey yapacağına. Vallahi biz de inanmıyoruz ama Cuma Usta çok kesin konuşuyor. Selam kızlar. Heh, kendisi de geldi, kendisine soralım. Şevkat nedir bu piyango meselesi? Sen işte bileti saklamışsın, paranın üstüne yatmışsın falan. Yattım. Parayı yere serdim, üstüne yattım, yorganı da çektim. Zobayı da yaktım ayak ucumda. Oradan zoba söndükçe aldım balyaları, attım, harladım zobayı. Abi sakin ol. Ben biliyorum senin öyle paranın üstüne yatmayacağını da. Ne oldu bilet peki, nerede? Ne bileyim ben, bir bilsem. Masanın üstüne bıraktıydım, işte bir anda yok olmuş. İnşallah bulursunuz. Şey, sen gelmiyor musun müzayedeye? Ha müzayede, ha geleceğim geleceğim. Bir şey yapayım ben aşağı, üstüm başım değişsin. Bir kuş falan alayım, geleceğim ben tamam. Tamam, ya ben arabayı galerinin orada bıraktım. Sen bir Miço'yu arasan, arabayı o buraya getirse olur mu? Yok, tamam ben onu hallettim. Getirdim ben arabayı sen. Onu söylemeye geldim zaten de şey yok. Ay süpersin, teşekkür ederim. Ne yapalım, biz seni bekleyelim mi? Bizimle gelmek ister misin yoksa? Yok, siz çıkın çıkın tamam. Ben de şey yapayım zaten. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Hadi biz de çıkalım hadi. Benim arabam nerede? Kapının önüne getirdim demiştin. İleri bir yere mi park etti acaba? Bir arasana. Ay inşallah öyle bir şey yapmamıştır. Bizim topuklularla nasıl gideceğiz oralara ya? Şevkat, kapının önünde dedin araba yok burada. Nasıl görüyorum? Kapının önünde işte kızım. Yok işte, koskocaman arabayı görmeyecek miyim? Evin önünde olsa görürdüm herhalde. Bak şimdi. Şimdi tam böyle evden çıkıyormuş gibi dur. Tamam, duruyorum. Şimdi tam böyle saat bir yöneye doğru dön. Evet. Tamam işte orada. Tam karşımda bir araba var da bu benim arabam değil. Yok bence o senin araban. Hatta anahtar bile kontağın üstündedir bence yani, o derece senin. Şevkat ne diyorsun? Ya kızım, işte Cevdet amca senin bu anlayışlı tavrından çok hoşlanmış. Çok hoşuna gitmiş ya. O da böyle seni mutlu etmek için sana böyle bir hediye almış. Ben de işte getirdim kapının önüne koydum ya. Ay inanmıyorum. Şevkat seni çok seviyorum. Yani seni, babamı, herkesi çok seviyorum bugün. Çok teşekkür ederim. Ne oldu? Kızlar atlayın. Yeni arabamla gidiyoruz. Döndü köşe herif. Sizin yüzünüzden mi oğlum? Şşt lan! Neden o elindeki? Şevkut ustam yeni takım almış. Allah Allah. Ne iş? Hayırdır? Akşam Esin'in katılacağı müzayedeye o da gidiyormuş. Çakal, gördün mü? Parayı aldı, cukkaladı, hemen sosyetik hareketler ya. Tamam, yürü git lan. Hadi bas. Agalar, biz de gidiyoruz müzayedeye, tamam mı? Orada olacağız. Bakalım bizim gözümüzün içine baka baka vicdanı el verecek mi o paraları böyle kıymaya? Var mı senin numarası?
Neyi, müzayedeni mi? Ha. Adresi var bende be ya. İyi gidelim o zaman. Tamam. Ay Bora arıyor. Efendim Bora? Ben birazdan çıkıyorum. Seni de alayım mı? Aa yok, biz kızlarla beraberiz. Geliyorum ben. İyi peki. Ya Bora, ya bu arada benim kulağıma bir şeyler geldi. Sen Şevkat hakkında bir konuşuyormuşsun. Yapma lütfen. Bak ilişkiniz yeterince gergin zaten. Bir de sen germe daha fazla. Ben bir şey söylemedim ki. Şevkat beni sana mı şikayet etmiş? Bak sen şu Şevko'ya. Hayır canım, Şevkat hiçbir şey söylemedi. Dedim ya, ben bir yerlerden duydum yani, kulağıma geldi. Tamam. İyi peki, tamam. Geliyorum ben, hadi orada konuşuruz. Çocuk gibi bu erkekler ya. Mücahide sana vur. Ah vur. Ah gel. Şevkat. Ne yapıyorsun? Oğlum siz ne arıyorsunuz abi? Yandık mı ya? Oo maşallah, takım elbise çok yakışmış. Kaça aldın? Hangi parayla acaba? Oğlum Cuma, bana bak, seni burada kum torbası yaparım. Sabaha kadar dinlene dinlene döverim akıllı ola. Şeva, oğlum ortam çok kıyaktan. Bana bak, kızlar da çok güzel ya. Oğlum artık şu bileti bul lan. Oğlum tamam, bulacağız lan. Elbet çıkacak bir yerden. Şevkat, ne olursun bul şunu artık. Bak rüyalarıma girmeye başladı. Sinirim bozuldu. O ağzım başım ayrı oynuyor yani. Ya oğlum, sanki ben almışım gibi. Tamam diyorum, bulacağız. Kes, uzatma. Geçin oturun şöyle, ses çıkartmayın. Oturalım be ya. Gel. Bu arada katılmanıza çok sevindim Esin Hanım. Açılışı sizin heykelinizle yapacağız. Öyle mi? Ayrıca heykelinize bayıldım. Ben bile satın alabilirim onu. Çok teşekkürler. Bunu sizden duymak çok kıymetli. O kadar merak ediyorum ki heykeli kim alacak, ne kadar paha biçilecek. Umarım faydası dokunur. Aa merhaba. Ne haber? İyidir, hoş geldin. Sevgili konuklarımız, Uçuk Kaçık Sanat Vakfımızın Kimsesiz Çocuklar Yararına düzenlediği müzayedeye katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. Babam yetişemedi ya. Ya merak etme, gelir. Trafiğe takılmıştır. Değerli sanatçımız Esin Uçar'ın Saklı Servet isimli heykelini açık arttırmaya sunmadan önce münadi olarak görev alma ricamızı kırmayarak bizi onurlandıran Sayın Cevdet Uçar'ı kürsüye davet ediyorum. Ay. Sevgili dostlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Sevgili kızım Esin, bana bu onuru yaşattığın için sana çok teşekkür ederim. Bayanlar baylar, açık artırmamız başlıyor. Saklı Servet abla heykelin açılış fiyatı 1000 lira. Buyurun. Başlayayım. Ay. Evet. 1100 TL. 1100 dendi. 1500. 1500. 2000 lira. 2500. 2500. 3000. 3500. 3500. 4000. 4000. 4250. 4250. 4500. 4500. 5000. 5500. 5500. 5600. 5600. 5600. Evet, yok mu artıran? 5600. 5600. 5600. Satıyorum. Satıyorum. Saat... 10.000. 10.000. Eyla bre. Zengin çocuktu o be. Baba parasını ben de basarım. 10.000 dendi. Buyurun. Yok mu artıran? 10.000. 10.000. Satıyorum 1. Satıyorum 2. Saat... 11.000. 11.000. 11.000 dendi. 12.000. 13.000. 14.000. 14.000. 15.000. 15.000. Yok mu arttıran? 15.000. Satıyorum. Agalar,
Bizim bütün bilet parasını galiba bu dandirik Ekin'e verecek bu be. Satıyorum. Sat. 20.000. 20.000. 21.000. 22.000. 23.000. 23.000. 24.000. 24.000. 25.000. 25.000. 25.000. Yok mu arttıran? 25.000. Satıyorum. Satma. Satma. Dur bunu arttıran. Satıyorum. Arttırın lan. Sat. 30.000. 30.000. Sat. Ver gitsin. Ver gitsin. Sat. Satıyorum. Ver. Sattım. Ne? Bravo. Bravo sazanım benim. Oh 30.000 lira. Hayırlı olsun. Oğlum solitere misin lan sen? Senin gibi aynalı sazan olmaktan iyidir. Ayrıca babanın parası da. Niye bu kadar üzülüyorsun ki? Şevkat. Yalnız sabrım taşmaya başladı artık ha. Öyle mi? Tam zamanı koçum. Gel bakayım. Ekin'in içinden çıktı be. Ne? Gördünüz mü? Bir de beni suçluyordunuz. Suçlayacağız tabii be ya. Evde bir çanta dolusu para vardı. Onlar ne ayak bakan? Oğlum o filmcilerin kamyonundan düşen sahte para onlar. Peki lüks araba? Ve o da Esin'in yeni arabasıydı. Neyse Cuma. Sevkat, bilet bulunduğuna göre bir daha kaybetmeyelim. Onu ben alayım da bende kalsın ya. Kardeşim ortalık karambol. Ben alayım onu. Ne olur ne olmaz. Bir dakika arkadaşlar, bir saniye. Ben dinleyin. İki çift lafım var. Şimdi bu bilet bu heykelin içine nasıl girdi benim hiçbir fikrim yok. Allah da mavrak ben de bilemiyorum. Ama belli ki bu işte bir keramet var. Şimdi bu heykelin adı neydi? Saklı Servet. Saklı Servet. Heykelin adı Saklı Servet ve milyonluk bilet o heykelin içinden çıkıyor. Şimdi bu heykelin parası kimsesiz çocuklara bağışlanacağına göre, bilet de heykelin içinde olduğuna göre... Oraya mı vereceğiz la parayı? Yok. Kimsesiz çocuklara vereceğiz. Nasıl yani? Öyle. Muhtar efendi. Hadi bakalım her şeye bir izah getiriyordum. Buna da getir. Evet evet. Çok özel bir hikmet var ama ben çözemedim. Arkadaşlar. Biz dün neysek bugün de oyuz. Ama siz şu bilet için bana yapmadığınızı bırakmadınız lan. Bu da ne demek oluyor? Demek ki para sizi bozuyormuş abi. Bu kadar basit. Daha elinize geçmeden dingildemeye başladınız. Demek yarın öbür gün para elinize geçtiğinde ne yapacaktınız? Allah bilir. Neyse. Ben bu biletteki kendime olan hisseyi kimsesiz çocuklara bağışlıyorum. Durun durun. Ben burada şov yapmıyorum. Bir sakin. Ben burada şov yapmıyorum. Çok ciddi bir şeyden bahsediyorum. Ben zaten zenginim lan. Benim dostlarım var oğlum. Benim mahallem var. Benim kral gibi hayatım var. Benden zengini yok. O yüzden siz de ya bu biletteki hakkınızı bağışlarsınız... ...ya da bu paraları çekip çatır çatır yer... ...ondan sonra da yüzüme nasıl bakacağınızı düşünürsünüz. Karar sizin. Bağışlıyorum lan ben de. Ben de bağışlıyorum ne yapayım? Niko, haydi. Ama Şevkat tabii ki ben de mahallenin muhtarı olarak bağışlıyorum. Evet, bizim mahalleye de bu yakışır zaten değil mi Zehir? Bağışlıyorum ben de, ne yapayım? Evet, beyler. Var mı arttıran? Cuma. Şimdi o zaman... Cuma. Tamam ya. İşte ben de başlıyorum. Helal olsun. İşte biz buyuz oğlum. İşte biz buyuz. Bir dakika. Al kız. 3 milyon bizim mahalleden. Güle güle harcasın yavrular. Gördün mü lan denek? Babanın 30.000 lirasını alıyordun. Bak biz 3 milyonu verdik nasıl eğleniyoruz. Farkı var. Cuma tutsun da kaldırak lan. Anlatmak yok. Bu yapışmaz mı? Daha iyi ya. 2 tane sanat eserimiz oldu işte ya. Günaydın. Günaydın Esin.
Galeriye gidiyorum ben çarşıya. Geliyor musun sen? Ha yok. Benim bir işim var da bir yere uğramam lazım. Öğlen falan gelirim ben çarşıya. Tamam, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ne lan gık gık ha? Bir de beni kandıracak orada. Dükkan burada boş boş duruyor. Sen orada çay çorba peşindesin. Kahveleri takılıyorsun. Çakal. Allah Allah ya. Sanki mahallede lak lak yapıyoruz. Çevirse lan. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Niye tutuyorsun kırık tabureye burada ya? Allah Allah. Cins misin? Oha oha. Al dükkanı götür oğlum. O nasıl çay isteme lan? Kusura bakma canım kardeşim. Biraz sinirlerim bozuk da anlatabiliyor muyum canım kardeşim? Ondan dolayı dedim bir tane çay içeyim dedim. Belki rahatlarım dedim sarı bıyıklı canım kardeşim. Tamam mı? Onu ezberledik kardeşim. Onu ezberledik. Gel. Ne oldu holding ziyareti? Patronla konuşmadan dönmem diyordum. Konuşamadık. Ufak bir mani çıktı da. Ha, mani çıktı, mani çıktı. Korumaları görünce geriftes yaptın değil mi? Herif test yapmadım. Esin çıktı karşıma. Öyle ne alaka? Ya bu Demet'in ailesinin o yaşadığı facianın o sorumlusu olan şirketin patronu kim çıksa beğenirsiniz? Oğlum dizi konusu gibi gizemli gizemli anlatma şu mevzuyu ya. Kimmiş? Bu Bora Değneği'nin babası. Aha. Vay be. Bile. Vay be. Aga görüyor musun? Armut dibine düşer lafı. Gerçekten çok doğru bir değilmiş be. Bu at ağızlı Bora'yı da kimin yetiştirdiği çıktı ortaya, buyur. Hayır, ne zaman bu Bora'ya dalacak olsam karşıma Esin çıkıyor. Yani şimdi bunun babası da o koruma kalkanına dahil mi değil mi onu çözemedim yani. O zaman bunların sülaleleri yamuk birader. Aga, yani onu bunu bilmiyorum da. Ha bu gelen kız çok düzgün, onu biliyorum yani. Gizem istisnai iyi duruyor, hastası iyi. Selam beyler. Yes, selam. Selam, bir soda var mı? Olmaz mı be? Ben de ginseng çayı isteyeceğim sandım. Her daim mevcut biliyorsun. Hemen getiriyorum, bekle. Tamam. Esin galeride mi? Eve gitti. Telefonunu unutmuş da. Birazdan gelir. Yanlış anlaşılmasın, sodanın kralı da bizde. Şöyle takdim edeyim, buyurun. Teşekkürler. Rica ederim, her daim bekleriz. İyi günler. Sen bu kıza mı yürüyorsun lan? Saçmalama lan. Ben de yerine yürüyorum da pas vermiyor. Aga nasıl yapacağız lan? Şevkat yerim dar. Burada mı oturuyor? Evet. Benim alt katımda oturuyor. İmza karşılığı teslim etmem gereken bir gönderi var da acaba size versem olur mu? Olur. Tabii ki olur. Şuraya bir imza rica edebilir miyim lütfen? Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Şevkat, sana bir zarf geldi. Kurye bana teslim etti. Getireyim mi sana? Neymiş? Ne bileyim canım, ben açıp bakmadım. Aman bıttır vızık bir şeydir ya. Bir bakıversene sana zahmet. Tamam, bekle. Amcanız Saffet Yerimdar, Yerimdar Et Entegre Tesislerinin yönetimini siz Şevkat Yerimdar'a devretmiş bulunmaktadır. İvedi olarak Ankara'ya beklenmektesiniz. Esin.
Yok. Alo Esin. Baktın mı neymiş? Şeymiş. Banka. Borcunuzu ödediyseniz bunu dikkate almayın diyor. Bize kraliçeden mektup gelecek değil ya. Öyle dedim sahabat tırvızlık bir şey düştüler. At gitsin ya tamam. Tamam. Göz göre göre yalan söyledim adama ya. Al abicim 10 lira versen yeterli. Sağ ol Maço. Selamünaleyküm. Hayırlı olsun dedim abi. Oturduğun evi almışsın. He aldık işte. Bir yerden bir para geldi. Biz de aldık. İyi. Hayırlı olsun. Sağ olasın. La bu parayı nereden buldu da aldı oturdu evde? Daha düne kadar yumurtayı bile veresi alıyordu. Belki miras çıkmıştır usta. Bizim Ayrı teyze var ya o da almış evini. Hangi bu rahmetli Adil amcanın hanımı? Ha. Ulan o kadıncağız rahmetlinin emekli maaşıyla gıt kanaat geçiniyordu da nasıl alıyor oturdu evi? Cevdet Bey'in kıyaksızı vardı ya herkese. İçinde oturan mahalleliye ucuza verecekti evden. Bu şekilde alırlar öyle. E oğlum siz niye almadınız o zaman? Ayrı Hanım teyze kadar yok mu durumunuz? Vallahi usta bizde öyle bir durumlar yok ya. İyi güle güle otursunlar ne diyeyim ki? Şu 10 lirayı alayım. Hangi 10 lira? Kırmızı olan, üstünde Atatürk resmi olan hani. Kağıt. Ha o 10 lira. Ufak dedik hesap peşinde. Ver. Çakal. İşler iyi gidiyor baba. Kırmızı ile işaretli parselleri aldık. Çoyla da anlaşma sağladık. Şu an için hiçbir sorun yok. Aferin evlat. Sonunda iş hayatına başladın. Sen böyle gidersen yakında çok değerli bir arazimiz olacak. Eğer mülkleri böyle böyle tamamlarsan bu kızla evlenmene de gerek kalmaz. Yırtarsın paçayı. Yok baba. Çarşı kısmı biraz sıkıntılı. Yani Şevkat'ın çevresi sorun çıkarır kesin. O yüzden Esin'i de hiç boş bırakmayacağım. Evliliğe ikna ettiğim anda her şey daha garanti olacak. Hah şöyle be. Helal olsun. Benim koltuğum ısınıyor galiba. Yakında bu koltuğu sen kapacaksın gibi geliyor bana. Hı? Aferin. Aferin. Sen bunu okutmak için mi çağırdın bizi böyle apar topar? Şevkat çok güzel bir teklif almış. Sen bizi değil de onu araman gerekmiyor mu? Aradım. Ay çok güzel vermişsindir müjdeyi, sevinmiştir. Cık. Yalan söyledim. Bankadan uyarı mektubu gelmiş dedim. Niye böyle bir şey yaptın ki? Gizem ne bileyim niye böyle bir şey söyledim. Yani aklımın ucundan bile geçmiyorken yalan söylemek, bir anda yalan söyleyiverdim adama. Niye böyle bir şey yaptım ben şimdi? Bunun tek bir nedeni var. O buralardan gidecek ve sen onu kaybedeceğim diye korktun. Ve bu kadar da kaybetmekten korkuyorsan sen ona kesin aşıksın. Nedim yok mu? Ha. Oturduğu evi almış da. Bu rahmetli Adil amcanın hanımı Ayrı Hanım teyze de oturduğu evi almış. Hayırdır ne oluyor? Harbi mi la? La biz alamadık anasını satayım evi ya. Oğlum o da bir şey mi lan? Bizim şu fırındaki İdris yok mu çalışan? O da almış. Allah Allah. Ha altılı tutturmuşmuş. Oğlum ne oluyor la? Talih kuşların göç yolu mu olduk da bizim haberimiz yok? Hayırdır? Gerizekalı İdris ev mi almış lan? Zoruna mı gitti? Futbolun yabancı yengeleri. Ay ay yenge diyoruz koydukları postlara bak be ya. Dünyada 5 tane kaldı. Bu neymiş be ya? Dünyadaki son 6 beyaz gergedandan biri ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego hayvanat bahçesinde öldü. Ay başımız sağ olsun be ya. 44 yaşındaki Angelo Fu isimli gergedanın yaşlıktan öldüğü açıklandı. Hepimizin sonu be ya. Kaliforniya'daki hayvanat bahçesindeki bir adet beyaz gergedan daha bulunuyor. İyi. Diğer beyaz gergedandan biri Çek Cumhuriyeti'ndeki hayvanat bahçesinde. Güzel. Kalan 3 tanesi de Kenya'da. Artık Kenya'dakiler iyi bakacak onlara be ya. Bunlar nasıl? Ustacığım merhaba. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Hayırdır? Rica etsem şu gramofonu sana bırakabilir miyim? Niye? Bir şey unutmuşum da bir koşu gideyim alayım geleyim. Şimdi oraya kadar taşımayayım. Bir kenarda dursa. Tamam be ya. Alırım ben.
Bak bu Balat'ta bu kadar kıyakçı esnaf da hiçbir yerde bulamazsın ha, tamam mı? Sağ ol, sağ ol, eksik olma. Hemen geleceğim. Hop. Yalnız acele et. Bak işmiş çıkarsa basar giderim, ben tesisatçıyım. Öyleli alelade bir tesisatçı değil, kralıyım ben yalnız. Eyvallah, eyvallah. Öyle kapıda beklersin, anturdarsın, sonra kapatır giderim, haberin olsun. Ulan ne güzel bir şeysin sen be. Beh, 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 beh. Tarihsin yemin ederim. Ne emel sayınlar. Neler neler çalmıştır kim bilir o kurba. Yemin ederim bir tarih. Ne taş plaklar çalmıştır burada gönül yazarlar. Şu kadifeye bak bak. Kadifeden nefesi miydi, fesi miydi, kesesi miydi olan? Neyse ne be. Nerelere gittin böyle? Ne oldu? Esin! Kızlar, siz haklısınız galiba. Ben aşığım bu adama. Oh be! Biz biliyorduk. Çok belliydi zaten. Gerçekten mi? O kadar çok mu belli ettin? Tabii canım. Yani sen ta Fransa'lara git, sonra buraya dön. Böyle küçük bir mahallede böyle bir eve tıkılıp kal. Bütün bunlar Şevkat'ın çekimindendi kızım. Aslında sen epeydir ona aşıktın ama bak kendine bile itiraf edemiyordun Esin. Aynen öyle. Da ne yapacağım ben şimdi? Ya bir de soruyor musun ne yapacağım ben diye? Ya gideceksin, aşkını yaşayacaksın. Şevkat'le konuşacaksın. Şevkat'le konuşacağım. E hadi ben hemen gidip konuşayım o zaman. Kolaydı çünkü yani. Aşk olsun. Nasıl konuşacağım ben şimdi gidip adamla? Ne diyeceğim yani? Hiç konuşmasam da mesela beklesem mi? Öyle de yapabilirim çünkü. Ay ne yapacağım ben? Ya hadi kalkın kalkın, galeriye gidelim. Biz niye duruyoruz ki burada? Hem bu arada sen ufak ufak Şevkat'le konuşursun. Hadi. Hı, konuşurum ufak ufak, aynen. Bişu. Şimdi sana bir gizli ajanlık görev veriyorum. Mahallede... Hani sizin evin oralarda falan başka bu hani oturduğu evi satın almak isteyen kimse var mıymış? Bir araştır bakayım. Emri olur usta. Ben senin için hemen bir arge raporu çıkarıyorum. Dikkatli ol ha, millete çaktırma çok. Sabret amcam. Amcam öperim ellerinden, nasılsın? Kayıpsız. Niye arayıp sormuyorsun hiç beni? Sen bana yadigarsın, evladım sayılırsın, kerata. Unuttun burayı yoksa? Aşk olsun amcam ya, unutur muyum hiç? Niye aramıyorsun lan o zaman? Ya amca valla İstanbul'un bu keşmekeşinden, koşturmadan akıl kalmıyor insanda ya. Ya bizim Langolak Genel Müdür'e bahsettiydim. Bu iş güzel de resmi ağırdan mektup yazmış. O yüzden bir de kendimi arayayım dedim. Hadi kalk gel Ankara'ya lan. Hayırdır ya, bir şey mi oldu? Biliyorsun evlat, bu işlerle yıllardır uğraşıyorum. Yaşlandım, yoruldum artık. Emekliye ayrılmak istiyorum. Biliyorum, baban da sen de emek harcamadan hazır paranın başına geçmek istemezdin. Ama benim aslan gibi öz yeğenim dururken elin adamına mı bırakayım şirketi? Gel oğlum, işlerin başına geç. Bundan sonra sen devam et. Villanda, arabanda hazır. Esnaflık ölüyor artık yeğenim. Sen de büyük patron ol. Vallahi ne diyeyim amca? Piyango gibi teklif. Ha, iyi anladın. İyi, o zaman tamam diyorsun değil mi yeğenim? Hemen atla uçağa, gel Ankara'ya.
Ne oldu lan yeğenim? Mis gibi teklifi duyunca delirimi yuttum, hayırdır? Ha. Ya... Yok ya. Kusura bakma Saffet amcam ya. Kabul edemem. Gidemekten kabul edemem köfte ol. Ankara'da kural gibi yaşamak var gene. İstanbul'da sürünecek misin? İstanbul mu kaldı zaten? Seni bağlayan ne var lan orada? Vallahi havasını mı seviyorum, suyunu mu seviyorum ben de anlamadım da. Kopamıyorum buradan. Ha, en kısa zamanda gelir bir elini öperim. Ya zaten çok özledim seni de, aile yengeyi de. Ama iş konusunda kusura bakma amcam. Yardımcı olabilirim acaba? Merhaba usta. Merhaba. Kusura bakma geçerken gördüm de bu gramofonuna kadar. Aa o satılık değil be ya. Vallahi bir kızan bıraktıydı onu. Girip alacak biraz sonra. Bu marka pek bulunmuyor. Çok değerli bir gramofon. Eğer bana satmak isterseniz 10.000 lira veririm. 10.000 lira mı? Sen kafayı mı üşüttün acaba veya o kadar para eder mi bakan bu? Anlaşılan sizin antikalarla pek ilginiz yok. Ben bunu 20.000'e kadar satabilirim. Kaç para dedin? 20.000 mi? 20. O zaman şöyle yapalım. Siz bana 15 verin. Ben o arkadaşı ikna etmeye çalışırım ki ikna da ederim diye düşünüyorum. Yok olmaz. 10.000'de anlaşalım. 10.000. Anlaşalım 10.000 lira o zaman. Hayırlı uğurlu olsun. Size kartımı vereyim. Numaram var. Siz arkadaşınızı arayın, ikna edin. Ben de bu gramofonu sizden 10.000 liraya alayım. Adi korkmaz. Hiç merak etmeyin. Madem kartlaşıyoruz, bu da benim kartım. Hemen arayacağım sizi. Sizden haber bekliyorum. Tabii ki. Ara bakalım. Allah! Kısa gününce arı yemin ederim Allah! Gel bakalım taş plak. Ay! Çal! Çal be şarkıcı, çal! İsim! İsim! Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptın? Konuşabildin mi Şevkat'le? Görüştün mü? Yok, konuşamadım çünkü telefonla konuşuyordum. Ya nasıl konuşayım ben şimdi emin olmadan ya? Neyden emin olmadan? Ya tamam. Ben bu adamı seviyorum. Da o benim hakkımda ne düşünüyor, ne hissediyor bunu bilmiyoruz ki. Bence o da seninle aynı fikirde. Seviyor ama söyleyeyim. Ya bilmiyorum ben hiç emin değilim. Sonuçta babam beni ona emanet etti. O da emanetine sahip çıkacak kişilikte bir adam. Sırf bu yüzden de olabilir yani bana karşı ilgisi. Biz yanlış anlıyor da olabiliriz. E ne yapacaksın peki? Komşu komşuya böyle platonik aşk mı yaşayacaksın? Bilmiyorum. Şevkat'in hislerinden emin olmadan bir şey yapamam ben. Ben eminim. O zaman biz de Şevkat'in ne düşündüğünü anlarız bir şekilde. Vallahi yemin ederim çarkı felek dönüyor. Şuna bak be. Ustacığım selam. Aleyküm selam be ya. Kusura bakma yancıya gelebildim. Çok teşekkür ederim sana. Ya biraz kalsaydı be ya. Vallahi nostaljik oldu. Benim için de duygusal bir bağ kurdum. Artık o benim sesim gibi yani. Şey desem acaba sen bunu bana satsan mı be? Abi satılık değil ki bu. El halinden 1.000 lira veririm. 2.000'den aşağı olmaz. Yok dedim be ya. 2.000 ama sen de tamam be ya. 2.000 liraya anlaşıyor muyuz? İyi ver. Tamam. 2.000 lira senin. Helal et. Eyvallah. Hayrını gör. Hayırlı uğurlu olsun. Görüşürüz. Helal et. Eyvallah, helal olsun. Ey yavrum, ey be. Şuraya bak. 2.000 liraya aldım, 10.000 liraya satacağım. Kafadan 8.000 lira kârım var. Ben 3 ay çalışsam bu parayı çıkartamam. Ay aklımı seveyim ben be. Merhabayın. Oh. Vallahi bu devirde akıl fikir, keskin zeka alın terinden daha çok para kazandırıyor be. Evet be, ampul son anda benim parladı tabii ki oradan vurdum voleyi. Antikadan anlamıyormuşum. Antikadan anlamıyorum ama ticaretten anlıyorum be ya. Ay bir de taş plak olacaktı. Bunu böyle döndürte döndürte koyacaktık. Bütün mahalle böyle fiii fiii.
Ya işte esnaflık bitiyor. Kapa dükkanı, Ankara'ya gel, şirketin başına geç dedi. Villalar, arabalar hepsi hazır falan dedi. Şevkat, sabrın sonu selamettir dedikleri işte bu. Sen daima haline şükrettin. Bak neler oldu. Yırttın be Şevkat, yırttın vallahi. Bu sefil hayatı katladın ve bir kenara koydun. Artık hiç derdin kalmadı. Kira, vergi, ne bileyim faturalar, borçlar, arsa. Arsa benim derdim, pardon. Bunların hepsi problem olmaktan çıktı. Böyle fırsat insanın hayatında bir kere geçer eline. Dur. Ne zaman gidiyorsun Ankara'ya? Gitmiyorum. Yönetim binası İstanbul'a mı taşınıyor? Yok. Nasıl geçeceksin işlerin başına? Geçmeyeceğim. Reddettim teklifi. Şevkat sen deli misin? Bu fırsat bir daha gelmez. Ya tam kabul edecektim. O sıra oradan Esin geçti. Ben bunu bir gördüm. O an içimde bir isyan patladı. Beynim kontrolden çıktı. Otomatik pilota bağladım. Böyle kelimeler kendiliğinden döküldü ağzımdan. Kabul etmiyorum dedim. Oğlum Şevkat. Sen çok fena aşık olmuşsun. Ne yapıyorsun lan Eko? Böyle pat diye söylenir mi oğlum? İnsan alıştıra alıştıra söyler la. Ben söylesem ne olacak? Senin ağzın, yüreğin, gözlerin zaten söylüyor. Ha! Bilsen bilmiyorsun aşık olduğunu. De sana bir sır vereyim mi lan Eko? He. Ben galiba bu kıza ilk gördüğüm andan beri aşığım. Ay Şevkat, bu var ya bu. Aldığın şu cazip teklifler çok daha değerli. İnan bana ömre bedel. Bütün hayatın boyunca sürünmeye bedel. Hadi. Dön Esin'e gidelim ona. Aşık olduğunu itiraf et. İşte o biraz zor. Neden? Şevkat oğlum. Baban dünyadan göçtü gitti. Ben de göçüyorum artık. Madem doldu, sıram geldi. Allah gecinden versin anne, o nasıl laf öyle? Sus da dinle. Biz sana söylemedik. Senin bir beşik kertmen var. Başkasıyla evlenirsen sana hakkımı helal etmem ona göre. Beşik kertmesi mi? Kimmiş o? Sen tanımazsın. İşte o yüzden soruyorum anne. Adı ne? Gelinimle mezarıma geleceksin mi? Bana Fatiha okuyacaksın mı? Allah korusun anne. Gelirim de... Kızın ismi... Kızın... Anne. Elim kolum bağlı. Gerçi aşık olsam ne olacak ki? Ya kız Süper Lig'de oynuyor. Ben amatör kümede. Fransalarda okumuş. Villalarda büyümüş. Ya bizim aşkımız davul kanunlarına aykırı. Davul kanunu ne? Ya işte hani davul bile dengi dengeye hesabı. Felsefe uydurdun. Öyle oldu. Gülüyorsunuz, duyuyorum ama. Bak bu böyle kolay oluyormuş. Karışmıyor bu. Ya bu yemek fikri bana saçma geliyor. Yok saçma değil aslında. Ellerine yemek hazırlayacaksın. Sonra baş başa romantik bir yemek yiyeceksiniz. Ne olacak o zaman? İşte sana karşı duyguları varsa mutlaka bir açık verecek. Sen de bir takım ipuçları yakalarsın. Yani bana karşı duyguları varsa da eğer bu yemeği ben yaparsam adam koşarak kaçacaktır bence. Esin, sana karşı dürüst olacağım. Yani kesinlikle haklısın. Romantik yemek fikri saçma değil ama senin yemek yapıyor olman gerçekten saçma oluyor.
Ne yapacağız peki? Merak etmeyin, onu da düşündüm ben. Şimdi bak, çok güzel yemekler sipariş edeceğiz ve bu yemekleri sen yapmışsın gibi masaya koyacaksın. İyi fikir. Ay şuraları toplayayım, ne olur sipariş edelim. Bir ticari zeka servisi yapayım bak ama ya. Şişt lan Cuma! Oğlum bir şey istiyor musun? Ne yapıyorsun lan orada? Selami, Allah'ın seversen boş boş dolaşma. Bir köpüklü kahve yap bakalım. Agana yaylana yaylana içeyim şöyle be ya. Hayırdır lan? Ağzın yine kulaklarında pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun. At ağızlı. Ne iş? Vallahi şu gramofon sayesinde büyük avanta vurdum ya. Yemin ediyorum yani. Kısa günün kârı, yaz deftere Scotty, kaptanın seyir defteri, Samanyolu galaksisi böyle ticaret görmedi. Yatırım yaptın yani. Tabii be ya. Tam 2000 kayma ateşledim ben buna. 2 TL mi yoksa eski... Oğlum biz mi oynamadık? Ne diyor lan bu? Yok be oğlum ya. Tam günümüzün parası 2 milyon saydım ben buna. Lan Hüseyin, oğlum ben bunu akıllı makıllı bir adam zannediyorum. Bu harbi malmış lan. Lan oğlum, sen ruh hastası mısın? Lan bu teneke parçasına 2000 TL verilir mi oğlum? Gerizekalı mısın sen? İlber Ortaylı vallahi aklı cahilsiniz siz be ya. Cahil. Elin mi lan? Kuracaksın onu antiko. Bak hala konuşuyor be ya. Cebimdeki kartın sahibi tam ona 10.000 lira veriyor. Ben onu 2000'e aldım, 10.000'e satacağım. Net 8.000 lira kârım var. Harbi mi lan? Vay yanık vay. Görüyor musun hacı? Harbi tabii be. Baksanıza ticari zeka duruyor karşınızda. Siz hala vay, ayakmay. Arayayım yanınızda da Gandhi'nin sesini duyun bizzat. Aha. Buyurun bakalım. Böyle bir numara kullanılmamaktadır. Böyle bir numara kullanılmamaktadır. Koş lan su getir oğlum. Lan Cuma, oğlum. Cuma, oğlum. Tamam bir şey yok. Lan ikimiz yok. Oğlum dünya malı lan. Oğlum, Cuma. Bırak kalsın lan, ya. Oğlum adam bayıldı. Cuma. Sağ ol lan Niko. Ha bu dertleşme ayağına sana da bir İstanbul turu attırmış olduk ama. Olsun. Bak Sevkat. Esin'le olan bu sınıf ayrımına takılma. Aşkta sınır yoktur. Bak, Kral 8. Edward aşkı için tahtı bıraktı oğlum. Ben de aşık olsam neler yapardım. Neyse, bence Esin sana aşık. Sen bazen burnunun dibindekini göremez. Siz burun buruna yaşıyorsunuz. Ama burnunuzun dibindekini görmüyorsunuz. Eyvallah. Sen yine de bu mevzulardan mahalledekilere bahsetme de. O ne lan? Ne ne? Cık dedi, bir şey dedi. Ben yaptım, merak etme diye. Evet. Mum da olsun, mum ışığı. Yok artık Sanem. Ben adamı yoklayacak mıyım? Yoksa tavlayacak mıyım? E orası sana kalmış. Ama masada mı mutlaka olmalı. Olsun bakalım. Al bakalım ortak. Enayiden indirdiğim para. 1.000 lira senin. 1.000 lira benim. Eyvallah ortak. Nasıl tezgaha geldi salak? Sazan gibi atladı keriz. İyi keşfettin sen bu kerizi. Bak ne diyeceğim. Gel mekana gidelim. Masaya oturalım. Bugün şanslı günümüzdeyiz. Büyük para basarız oyunda. Hani gidelim. Hadi. Lan Cuma, oğlum fena koparmışlar seni ya. Ağır dümene gelmişsin lan. Yanlışlık oldu herhalde be ya. 5 kere aradım, ulaşılamıyor. Kartı matbaacı yanlış basmıştır numarayı be ya. Cevdet Bey amcacığım, Cevdet Bey amcacığım. Hoş geldiniz, öpeyim. Hoş bulduk, öpeyim. Sağ ol. Sağ ol. Biri geldi be. Ya, Cevdet Bey amcacığım, şimdi... Bizim Cuma kardeşimiz şu teneke parçasına 2000 TL para saymış. Buna mı? Evet. Şimdi bunu 10.000 TL'ye satabileceğini düşünüyor. Yani şimdi yanlış anlamayın. Sizin engin tecrübenize dayanarak soruyorum ben. Siz bir nevi bu işin kompedanısınız. Allah'ınızın aşkına şu teneke parçasının 10.000 TL'ye etme şansı var mı babacığım ya? Eder eder. 10 da eder, 15 de eder. Harbi mi be? Vallahi kurtardın parayı. Dur
Vallahi kurtardın paramı. Allah razı olsun. Ağzını öpeyim Memme ya. Ama 10 lira 15 bin lira değil. 15 lira eder. Teneke bu, teneke, hurda. Ancak sen bunu hurdacıya satarsın. 10 lira verirlerse öp başına koy. Üzülme lan Cuma. Sonuçta her evde bulunur yani bir tane gramofon ya. Herkese lazım la. Bana lazım değil Hüseyin. Bana lazım değil. Ben Cuma ustaysam daha son sözümü söylemedim lan. Söylemedim! Çekil, çekil. Çekil, Cuma! Cuma! Oğlum dur, dur, dur. Dur. Bırak onları, işim bitmedi. Böyle bir şey var mı ya? Cuma! Sakin ol lan. Alo, babacığım ben Cuma. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum sizi, bir işim düştü veya. Söyle Cuma kardeşim. Efendim beni nasıl olduysa iki adam dolandırdı, bastı gitti. Ben de vallahi hırsından ne yapacağımı bilemiyorum şu anda veya. Buluruz, orası kolay. Anlat bakalım, dümenleri neymiş bunlar? Efendim bir tanesi bir gramofon getirdi. 10 dakika sonra arkasından bir adam geldi. 10.000 lira veririm ben buna dedi. Ben de kısa günün kârı diye konuya girdim. Elimde patladı veya. Ha, tamam, tamam. Biliyorum Orifer'i ben. İyice ayağa düşmüşler demek ki. Ben sana haber veririm. Kapat sen. Tamam, bekliyorum. Hiç merak etmeyin. İnşallah en kısa zamanda buluruz efendim. Saygılar. Of yarabbim. Aynı anda kahveyle oraya çiçektim be ya. Bunu kim açık bıraktı burada be? Oh. Ne oldu sana usta? Bir saattir 3 kuruş parayı sayamıyorsun. Matematik mi kötü? Ona kadar mı sayabiliyorsun? Yoksa senin kafa başka bir yerlerde soru falan mı yapıyor? Zevzek zevzek konuşma lan. Bak kapının önünü süpür lan. Daha demin süpürdüm ya usta. Ondan önce yine süpürdün. Yoksa ona ben dışarıyı söylüyorum dedin. Dışarıda süpürdün. Şimdi nereye süpüreyim? Ne oldu sana ya böyle unutup unutup aynı işleri bana yeniden yaptırıyorsun? Ne diyorsun lan? Kalk. Benim asabım bozma. Kalk fırla. Süpür şuradan hadi. Kalk. Efendim nesin? Ha Şevkat. Ben kendi ellerimle yemek hazırladım da. Akşam çıkınca direkt bana gel, tamam mı? Aç gel ama bak, bir şey yeme. Olur, tamam, gelim. Ha bir de şey, ya ben galeride çantamı unutmuşum. Onu da getirir misin gelirken? Bu ara her şeyi bir yerde unutuyorum. Ya sorma. Salgın var herhalde. Ben de bayağı bir unutuyorum bugün. Her şeyi. Yani tamam, tabii getiririm çantayı, şey yaparım. Bir şey ister misin gelirken? Getireyim bir şey? Yok, yok. Bir şeye ihtiyacım yok. Teşekkürler. Hadi öptüm. Tamam, ben de öptüm. Bay, bay. Ço! Bana bir duble kahve söyle la. Oh Cuma, yılların balata esnafısın. Sen bu tuzağa nasıl düştün be? Usta, bir conta takmışım, görsen var ya. Musluğu taktım, sonra contaya bakmak için musluğu geri söktüm. Conta orada alyans gibi duruyor ya. Hayır, ben servise de gittim. Bildiğin musluğa cerrahi operasyon yaptım usta. Ben artık bildiğin tesisat cerrahıyım. Cerrah, kaç para kazandın ondan haber ver bana ya. Kendini hiç öyle övüp durma, böbürlenme. Burada benim asabımı bozma bakalım. Kaç para aldın? Her şey para mı usta ya? He? Her şey para mı la? İzin vermiyorsun ki şurada lafımı, sözümü tamamlayayım. Hayır, ben musluğa cerrahi operasyon yapıyorum. Onlar beni bir lavabo yüzünden evden kovuyorlar ya. Bu insanlar hakikaten nankör usta, nankör. Aşırı nankörler. Tamam, ben bir lavaboyu kırmış olabilirim. Ama ya onlar? He? Onlar ne kırdı? Kalp. Bir kalp, anlıyor musun usta? He? Bu insanlar gerçekten çiğ süt emmişler usta. Bir de terbiyesizlik yapıyorlar. Karı koca tepeme bindiler sırtlan gibi. Lavabonun parasını aldılar benimle. Ben gebertirim lan seni. Yemin ederim çiğ süt diyorum. Seni burada çiğ çiğ yerim, haberin olmaz. Zaten sinirim buramda. Boşalacak yer arıyorum. Vallahi sana patlarım, haberin olsun.
Aha, ah bekledim, telefon geldi be ya. Efendim babacığım? Dinliyorum. Bulduk Cuma kardeşim. Gergedan Sevenler Derneği'nin lokalinde kumar oynuyorlar şu anda. Aradık, teyit aldık. Babacığım şimdi onlar benim paraları böyle ütürmeden ben gidip o paralarıma el koymam gerekiyor. Göndereyim iki eleman. Ellerini kırsınlar. Bir daha kumar oynamasınlar. Yok babacığım ya. Siz hiç merak etmeyin, ben kendi işimi kendim hallederim. Burada sormuşlar niye ensem kalın? Kendi işimi kendim görürüm ya demiş. Yutma bu masalları Cuma kardeşim. Kurt böyle aptalca sorularla muhatap olmaz. Kalın ensenin sebebi de genetiktir. Bilgi çağındayız. Böyle laflar kimsenin ağzına yakışmaz. Doğru söylüyorsun babacığım. Şimdi ben o kurt meselesini tam olarak... Belgeseli ben daha çok balinalar üzerine şey yaptım, izlemişliğim var. Bunları sonra uzun uzun konuşuruz zaten. Siz bana şu gergedan severlerin şeyini, konumunu bir yollar mısınız? Ben bir onları ziyaret edeyim orada. İki tane gergedan var görmem gereken. Ben bir üye olacağım onlara da. Tamam. Şimdi oranın müdürünü arıyorum. Sana hemen konum atıyorum. Okey mi? Okey babacığım. Hem de çifte okey. Oyun benimdir, hiç merak etmeyin. Tamam. Hadi selametle. Toparlan bakalım İsmail, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz usta? Cinayi bir operasyona gidiyoruz. Hiç merak etme. Fakat bir kılık kıyafetimize çekidüzen vermemiz lazım. Mevzu ne usta? Gramofon desem anlayacağım be ya. Kapa dükkanı, hadi gidiyoruz. Of, iğnesi kırılmış gramofona plak koymuş gibiyiz böyle. Harş, 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 harş dönüyorum ben şu an. Amcanız Saffet Yerimdar, Yerimdar Et Entegre Tesisi'nin yönetimini siz Şevkat Yerimdar'a devretmiş bulunmaktadır. İvedi olarak Ankara'ya beklenmektesiniz. Alo Esin. Baktın mı neymiş? Şeymiş. Banka. Borcunuzu ödediyseniz bunu dikkate almayın diyor. Allah Allah. Ya Vesin niye yalan söyledi ki bu mektup mevzuyla ilgili ya? Anlaşıldı. Niko'ya bir tur daha attıracağız. Şimdi Marika Hanım, Esin gerçi bizim evlenmemize itiraz etmedi. Razı oldu ama şimdi bunlar kalkıp da siz bizim beşik kertmesi olduğumuzu evlenmeden önce niye bize söylemediniz diye bir şey sorarlar, sana cevap vereceğiz. Eyvah eyvah, ama hiç aklıma gelmemişti bu Cevdet Beyciğim. Çok haklısınız. Hayır, belki de bunu duyduktan sonra bizden önce evlenmek isteyeceklerdir. Hani böyle olması da son derece tabidir, öyle değil. İşte işin içinden çıkamadığım için ben size soruyorum ya. Madem bana danıştınız, o zaman bir pundunu bulup bir an evvel söylemekte fayda vardır diyorum. Söyleyelim. Şevkat, ben senin kaç yıllık arkadaşım. Benimle konuşmak için neden arabayla geziyoruz? Ben seni manitan mıyım? Lan dur. Millet damlamasın diye geziyoruz ha. Böyle mevzular rol orta konuşulmaz. Bunlar derin mevzular ya. Bu değil de. Esin, bu mektup olayında niye yalan söyledi bana? Bunu sormak için mi geziyoruz? Evet. Çok gereksiz bir tur. Bir ilkokul çocuğuna sorsan sana ne olduğunu söyler. Ama tabii sen aşık olduğun için aptala döndün. Şevkat, bu kız sana aşık. Bu mektubu senden saklamasaydı sen Ankara'ya gidecektin. Ve ondan uzak kalacaktın. Ya seni kaybetmemek için sana yalan söylemiş. Şevkat bak, bu mektup senin için çok değerli. Eğer bir insan bu mektubu senden sakladıysa sana sırılsıklama aşıktır demek. Ya şu an 8 yaşında olsam ne diye bağırırdım biliyor musun? Ve Esin Şevkat'i seviyor, Esin Şevkat'i seviyor. Sen ekşi de bağladın sen de ya, Allah Allah. Hadi.
Şuradan atla. Hadi benim bir işim gücüm var. Atla yürü hadi. İyi. Durdukların oradayız. Mahalleye nasıl dönüyoruz? Ya nasıl dönüyoruz sen dön. Allah Allah. Hadi güle güle ya. Açtım kemeri. Hadi. Ya hadi hadi. İşim gücüm var ya. Yılandan korkmam. Asikten korktuğum kadar. Tamam hadi koş. Sımar, gergedan sevenler derneği burası işte. İçeride kumar oynatıyorlar. Bizim paralara millet çökmeden hemen ayıklamalıyız o paraları. Hadi bakalım. Usta, iyi olmayan giremez yazıyor. Bunlar almaz ki bizi içeri ya. Dur bağlan be. Selamünaleyküm canım. Tüm selam canım. Pardon, iyi misiniz? Yes tabii. Ömre eski üyeyim ben. Bak gergedanımı da yanımda getirdim. Bu gergedana benzemiyor ki. Koyuna benziyor. Onun teşkilattaki adı, hatta kod adı gergedan. Aç bakalım kapıyı girelim. Nerede lan bunlar? Ha, oradalar, takiple. Kimse kımıldamasın. Organize Suçlar Müdürlüğü'nden Başkomiser Cabbar. Ben de gergedan. Yani kod adım gergedan. Ama siz Berkto diyebilirsiniz. Biz kumar oynamıyoruz ki memur bey. Gazozunu oynuyoruz. Yeminle. Zaten kumar ihbarı için gelmedik. Herkes rahat olsun. İhbarımız kalpazanlıktır. Siz oyununuza bakın. Şeytanınız bol olsun. Gerçi sizden hala şeytan mı var yani? Saldır bakalım gergedan. Berkto dersin her türlü saldırırım. Berkto! Güzel. Bu arkadaşlar piyasaya sahte para sürdüler. Masaya koydukları bütün paraları çık bakayım sen bana. Hemen hemen çık 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 çık. Hepsini ver 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 ver. Ver. Ver onları da. Bakayım. Evet. Gerçekten de sahte. Suçunuz çok ağır olacak. Cezanız büyük olacak, haberiniz olsun. Komiserim biz kalpazan falan değiliz. Biz basmadık bu paraları. Susma, aklını kullan bakalım. Sus. Yeminle tesisatçıdan aldık bu paraları. Tesisatçıdan bir de başkasını suçluyor öyle mi? Seni gidin seni. Hakimin karşısında 12 seneyle yargılanırken anlatırsın bunları artık. Tak bakalım bilezikleri ver. Tu. Tak lan. Vallahi gergedan gibi çıkınlarım size ha. Tak 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 tak. Demek öyle ya. Kaçtan açıyorsunuz siz oyunu bakalım? Hadi. Emekli maaşını yemiş burada. Geç 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 geç. Amcada 3 tane as var, haberiniz olsun. Yürü! Memur bey, vallahi billahi biz kapazan falan değiliz. Suçluyuz ama ufak bir dolandırıcılık bizimkisi. Biz tesisatçıyı dolandırdık, o da bize sahte para vermiş. Ha, demek sahte parayı siz tesisatçıdan aldınız öyle mi? Evet komiserim. Evet komiserim. Kalpazanlıktan kurtulmak için tek bir yolunuz var. Nedir komiserim? Mahalle karakoluna gidip teslim olacaksınız. Diyeceksiniz ki biz üçkağıtçıyız. Üçkağıtçılıktan bir iki ay yatar çıkarsınız. Ama ben kalpazanlıktan sizi götürürsem en az 12 sene yatarsınız, haberiniz olsun. Anlaşıldı komiserim. Başüstüne. Şimdi hemen gideceksiniz, diyeceksiniz ki Organize Şubeler Müdürlüğü'nden Cabbar Başkomiser bizi gönderdi. Teslim alıyoruz, suçluyuz biz diyeceksiniz. Arakan bas içine. Buradan, buradan. Gerizekalılar. Siz kime üç kağıt açıyorsunuz be ya? Hıyarlar. Vallahi helal olsun usta. Hem paranı kurtardın hem de hıyarları kendi ayaklarına polise teslim ettin ha. Herhalde be İsmail. Değirmende ağartmadık biz bu boyu. Sakal takma ama bıyık orijinal be ya. Ya şu yaptığın iş mi bende? Gider ayak koluna attın bana ha. Bir tarafta sevdiğim kadın, bir tarafta ölmeden bana verdir dediğin söz. Ne yapacağım ben şimdi? Ölmeden önce beşik kertmemin adını da söylemedin. Gerçi söyleseydin de ben Esin'i gördükten sonra onunla nasıl evlenirdim bilmiyorum da. Ben sana evlat acısı yaşattım mı? Sen bana niye yaşatıyorsun şimdi bu aşk acısını? Peki şimdi ben sana verdiğim bu sözü tutmasam ne olur? Çok kızar mısın ya? O kadar mı ya? İlle de beşik getmenle evleneceksin diyorsun ha? Öldükten sonra da hiç değişmemişsin ya. Dediğim dedik, çaldığım düdük yani. Peki öyle olsun, ne yapalım? Ben de Esin'e olan aşkımı
kalbime gömerim artık. Eğer o da bana aşıksa onu kendimden soğutmak için ne gerekiyorsa yaparım. Yazık çünkü ya. Gencecik kız. Çektirmemek lazım. Ah. Ne oluyor lan? Bu kız yürümeye başladı sanki bana. Lan ben nasıl karşı koyacağım bu güzelliğe? Bakınca bile dizlerimin bağı çözülüyor. Neyi var bunun? Çok mu abarttım ben bu yemek olayını acaba? Yok arkadaş. Ben bu kızın aşkından geberiyor olsam da anamı çiğneyemem. Şevkatçığım. Yemiyorsun. Beğenmedin mi yemekleri yoksa? Oy ben senin Şevkatçığım diyen dillerine kurban olurum. Kadife gibiymiş bu kızın sesi ya. İnsanın içini ürpertiyor vallahi. Ne yemeği? Nasıl ne yemeği? İşte benim bütün gün uğraşıp kendi ellerimle yaptığım, şu an önünde duran yemekten bahsediyorum. Ha bunu diyorsun. Tamam ben şey yapayım. Tamam bakın. Çok güzel. Yani böyle bir ıssız adaya falan düşsen böyle yoklukta akar yani o derece güzel. Yani. Nasıl yani beğenmedin mi sen şimdi yemeği? Lan yemek de şahane. Nasıl becermiş ki bunu? Yok yani şimdi beğenmedim diyemem. Çünkü yani yazık günah bu kadar uğraşmışsın, emek vermişsin. Ha yani sen beğenmedim demedin şimdi öyle mi? Ha yok demedim. Ama olsun olsun problem değil yani ben kuru ekmekle de takılırım problem yok. Kuru ekmek mi? O ekmekler taptaze bir kere. Ayrıca bu yemekleri İstanbul'un en iyi aşçısı... İstanbul'un en iyi aşçısının verdiği tariflerle ben yaptım. Vallahi marifet tarifte değil. Yani onu uygulamakta. Ya şimdi mesela ben sana bir paraşütle atlamayı tarif edeyim. Bak bakayım nasıl şaklıyorsun yere. Beğenmediysen insan gibi beğenmedim de. Yok kuru ekmekmiş, yok paraşütmüş falan. Beni böyle aşağılamana gerek yok yani. Ama ağzımızın tadını bozmayalım biz yine de, değil mi? Sen beğenmediysen ben sana makarna yapayım. Ya da dışarıdan söyleyelim. Ne istersin? Yok yok, yok hiç gerek yok ya. Zaten şimdi şuradan bir simitçi falan geçir. Ben bir simit söylerim. Ne yapalım? Bu gece de aç yatarız. Hiç mi yatmadık değil mi? Bu yemekleri yiyeceğime aç yatarım diyorsun yani. Ama ben sana ağzımızın tadı bozulmasın dedikçe... ...sen benim üstüme geliyorsun Şevkat. Aa, yok ben öyle demek istemedim ya. Her şey çok güzel de... ...ben bunlara layık değilim ya. Ya evet, şimdi böyle güzel asortik sofralar, böyle antin kuntin yemekler falan, böyle çiçek, mumlar falan filan ne bileyim ben bu kadar. Sen olsan ne bileyim ben senin için bir kibrit bile çakmazdım ya. Öyle mi? Ha. Tamam. O zaman sen şimdi çık git bu evden, aşağıda in, kümese tavuklarınla ye yemeğini. Allah Allah. Sana da iyilik yaramıyor ha. Ha bir saattir şurada ay gibi konuşuyorum. Devamlı alttan alıyorsun. Dedim hani kendimden utandım da biraz kibarlık yapayım dedim ama anlaşıldı. Sana da ay gibi adam lazım yani. Hak etmiyorsun yani senin nezaketi falan. Nezaket mi? Senin nezaketten anladığın bu mu? İstemiyorum ben senin nezaketini falan. Çık, çık git evimden. Allah Allah be. Ne bağırınıp duruyorsun? Gideriz tamam. Kalmadık senin evine. Giderim ben. Aşağıda en azından iki yumurta kırarım da karnını doyar burada böyle şey gibi. Git vallahi dilini yakarım senin çık git. Çık git ne yiyorsan ye. Sen benim yemeklerimi hak etmiyorsun nasıl? Git. Onunla dilimi yaksan ne olur be? Senin ruhun benim kalbimi yakıyor. Tamam Allah Allah. Git.
gittim. Allah'ım ben buna nasıl aşık oldum? Kesin. Yemek pişirmedin. İşimi pişiriyorsun yoksa? Meraktan öleceğim. Beğendin mi yemeği? Efendim Gizem ne var? Esin. Niye cevap vermiyorsun mesajlarına? Ya meraktan öldük burada. Sanem yanında mı? Evet burada. Dur, hoparlörü açayım. Biz sakin bir yerdeyiz. Rahat ol, tamam mı? Sen yalnız mısın? Yalnızım. Canım benim, ne oldu? Anlayabildin mi duygularından bir şeyler? Anladım canım. Anladım. Şefkat'in tam bir öküz olduğunu anladım. Ne oldu ki? Ne diyorsun kızım, ne oldu? Eğer mesele romantik bir akşam yemeği ise... O zaten tam bir fiyasko. Ama yok, eğer mesele Şefkat'in benim hakkımda ne hissettiğini öğrenmekse... Az önce söylediğim gibi. Ben cevabımı aldım. Tamam, görüşürüz. Esin'cim, canını sıkma, sakin ol, tamam mı? Hadi görüşürüz. Ah be Amokachi. Tam bir öküz gibi davrandım kıza. Yani benden soğusun diye elimden geleni ardıma koymadım. Bundan sonra da artık yüzüme bakmaz herhalde. Hayır, esas... Ben onun yüzüne nasıl bakacağım onu da bilmiyorum. Ben onun yüzünü görmeden yaşayamam ki. Kız güneş gibi lan. Ya, o olmayınca dünya kararıyor resmen. Nereden geldi buldu beni? Bak ne hale getirdi ya. Ey Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Hayır en çok da ne koyuyor biliyor musun? En güzel Beşiktaşlılar sever diyoruz da. Kızı ne kadar çok sevdiğimizi bir türlü gösteremiyoruz ha. İkimize de yazık la. Ah be anne, ah be anne. Ne biçim bir kazık attın bana ya? Düşürdün hale bak. Resmen geldin kızla aramıza baraj kurdun ya. Ha şimdi gel de uyu. Utanmasam ağlayacağım ha. Ay hazır gibi yetiştim. Kollarım koptu aşağıdan indirene kadar. Şu halimde. Ay düşmesin. Gel. Gel, gel, gel. Bak iyi ki bana rastladın yoksa bu kapıyı falan açamazdın ha. Geç. Dikkatli ol. Sağa sola vurdurma. Vur. Ay. Tamam, ha, tamam. Topuklu giymişsin ya ondan. Dengeyi de şey yapayım. Yavaş. Git şu arabanın kaputuna doğru koyarsın, şey yap. Buradan şöyle koyayım ben. Tamam, yalnız bu arka koltuğa sığmaz, bagaja koyarsın, tamam? Sağ ol ya, çok yardımcı oldun. Ne demek ya, laf olmaz. Ne zaman ihtiyacın olursa, şey yap. Ben bir tavukları yemleyeyim. Tamam, hadi görüşürüz. Aleyküm selam. Hayırlı işler. Sağ olun. Sımar. Hayırdır inşallah yine buluşmalara dönmüşsün ha. Ne oldu bakalım? Sorma usta. Tezengel'in buluşma ihtimalim bence artık sıfır. Hayır anası babası kızın üzerinden gözlerini ayırmıyorlar ki utanmasalar yatak odasına güvenlik kamerası bağlatacaklar ya. Güvenlik kamerası. Çok iyi fikir.
Bak bu benim daha önce niye aklıma gelmedi be ya? Güvenlik kamerası takmamış şart İsmail. Usta sen kimin tarafındasın Allah aşkına? Ben her zaman kendi tarafındayım ama bu sefer senler tarafındayım. Hiç merak etmeyin. Seni o kızla buluşturacağım. Hiç merak etme zekam sayesinde. Harbi mi diyorsun usta? Nasıl olacak o iş? Zekam sayesinde diyorum be ya. Sen beni mi sorguluyorsun acaba? Yok usta estağfurullah. Ben niye sorgulayayım? Sen bana buluştur tezenle. Ben kelam etmem susarım. Ben bir şey mi soracaktım sana acaba? Niye böyle kaldı elim ki ya? İşte efendim böyleyken böyle. Bu kamerayı takacağız kızın odasına. 7/24 siz oradan izleyeceksiniz be ya. Ya iyi de sana ne? Yani senin üstüne ne vazife? Nasıl bana ne be ya? Olur mu öyle şey? Bak siz bu kızı hep sıkıyorsunuz. Hep böyle bir hükümdarlık kurmaya çalışıyorsunuz ama bunlar bir şekilde sıyrılıyorlar, ikisi buluşuyorlar. Evden kaçtık diyorlar, bütün gün bu evde takılıyorlar. Haberiniz yok be ya. Bak İsmail eninde sonunda bu kızla buluşmayı başarıyor arkadaş. Sonra dönüp dolaşıp olay benim başıma patlıyor. Sonra sana ne ilgisi var? Kabak hep benim başıma mı patlayacak ya? Hiç sevmem kabak yeme. Sen sahip çıkamıyor musun çırağına? Bir ayar versene sen bu zibidiye. Ah yengeciğim ayar vermez olur muyum? Her gün ayardayım ben be ya. Fabrika ayarlarına kaç kere geri döndüm haberin yok senin be ya. Yani sözün özü ekstra size bir şey takacağım. Bunu yapacağım. Kızı gözleyeceksiniz. Sonra benim de sıkıntım kalmayacak. Sizin de yani ne var bunda? Takmamız gerekiyor bu kamerayı şu an. Yazıklar olsun sana be. Göya İsmail senin en yakınım olacaktı. Çıktık yanına. Ne oluyor size be ya? Bıktım usandım ben artık bunlardan. Hep dip dibeler, hep dip dibeler. Mart kedileri gibi vav vav. Hadi bakalım, hadi bundan sonra sıkı denetim. Çok iyi bu. Bunu ben beğendim. Ben zaten bütün gün evde işlerim var. Çamaşır yıkayacağım. Sen de evde olmuyorsun. Kollayamıyoruz kızı. Onu diyorum kolayı var be ya. Takacağız bunu, bitecek iş be ya. Hep böyle 7/24 gözlem. Tak tak sen bunu. Hemen tak. Gayet güzel. Ben burada bilgisayardan kontrol ederim. Zırt pırt da kızın odasına girip çıkmam gerekmez. Koş tak sen. Hiç merak etmeyin, tamam işlem bende. Yavaş yavaş halledeceğiz be. İyi oldu, iyi oldu. İyi oldu. Ay çok iyi oldu. Çok beğendim. Vallahi baştan ben de pek güvenmedim ama bir çözüm olabilir bu ha. Ya. Adım Cuma, elimden gelen budur be ya. Ay çok iyi oldu. Kabak çekirdeği var mı evde? Öbürü bana biraz sivilce yapıyor da. Sana ne oluyor lan? O zaman hadi bakalım ayışlar, ben bu faturasını şey yaparım. Hadi işine sen, işine. Ay kapıralım nerede bakalım ya? Münasebetsiz. Gece tam bir öküzdü. Sabah öküz kere öküz olmuş. Şu koliyi taşımaya çalışıyorum. Görüyor yani elimde kocaman. Şu üstteki küçük var ya, onu aldı. İnsan bir yardım eder ya. Allah Allah. Aynı şefkatten bahsediyoruz. Geçen gün ben arabadan galeriye iki tane tablo taşıyacağım. Koştu geldi yardım etmek için. Ya dedim istemiyorum, sağ ol ben taşırım. Olmaz dedi. Bir kızı tepki verdi. İnanamazsınız. Hatta dedi ki, kızım biz erkekler davranışlarımızla çok eşeklik yapıyoruz. Bırak eşekliğimizi doğru yerde kullanalım. Yani espri bile yaptı. Benim de elimde iki poşet bile görse hemen gelip alırdı. Ben anlam veremedim gerçekten bu tavrına. Ne oldu o zaman birdenbire bu adama böyle? Ya belki bir şey canı sıkkındır. O yüzden öyle davranıyordur. Dediklerimi yaptın mı tezenim? Sen hiç merak etme, yakında kavuşacağız. Tamam, benim şimdi kapatmam lazım. Öptüm bay. Bak bozulsa tamir ederim ama onu oradan oraya aktarma işi yapamıyorum ben be ya. Basmıyor kafam. Yeteri kadar görüntü var değil mi bakalım? Yeter abi yeter. Zaten loopladım. Sürekli o görüntüleri izleyeceğiz. Ne yaptın lan ye? Kötü bir şey mi yaptın, iyi bir şey mi anlamadım? Yok yok, iyi bir şey bu. Aa, loopladım diyorsun. Aa. Merak etme abi, hiç şüphen olmasın. Zaten remote yaptım. Uzaktan sürekli kontrol edeceğiz onları. Remote yükledim diyorsun. Sıkıntım şüphen olmasın diyorsun. Ben burada gerildim vallahi be ya. Of. Hiç anlamadığım kafalar ha. O zaman film başlasın abi. Hadi bakalım başlasın. Vallahi o bozkır denilen adamın çenesi böyle açık kalacak bizim yaptıklarımızı görüp. Bu sakın aramızda sır ha. Kimsenin haberi olmasın, dört kişi bilsin ha. Bozkır, kıza bakıyorsun değil mi? Ya bakıyorum ya, bakıyorum. Odasında işte. İyi iyi. Tezen artık ayağını denk alır. Tezene, sen şimdi camdan çık. Ben de hemen geliyorum, tamam? Haydi. Kolay gelsin.
Hadi kazan mübarek olsun makam İsmail. Hadi. Oo, gençler eğlenecek. Bu çocuğa bir iki saat kazandıracak vaktimiz var değil mi? İyi o zaman biz çay kahve içecek mi? Hiç sıkıntı yok abi. Çay kahve içer misin dedim ama sıkıntı büyük belli ki be ya. Vallahi yemin ederim siz bu genius'lar bir acayipsiniz be. Hep dünyanız bu. Hep dünyanız bu. Biraz da buna gayret edin. Hep beyaz yaka olmaz. Mavi yaka da önemli. Lan o... Lan yeter! Aha gitti. Cam gitti. Ulan bu cuma var ya gerçekten çok ballı bir herif biliyor musun? Yine Kene'yi kurtardı. Harbi delik açtı. Manyak mısınız siz ya? Çarşının ortasında çocuk gibi top oynuyorsunuz. Ne var kızım ya? Amma tantana yaptın Allah Allah. Alt tarafı bir cam taktırırız. Sen ne gıcık bir adamsın ya. Sen hep mi böyleydin yoksa sonradan mı böyle oldun? Bana gıcık diyene bak la. Yok oldu olacak bir de eline bıçağı alıp emekli albay gibi keseyim mi topunuzu da bari. Laf. Çözeceğiz ya. İstediğim bilgileri topladım usta. Ha. Arka mahallelerde oturduğu evi satın alan bayağı bir kimse var. Hepsi de Cevdet Bey'in evi. Ulan bu işte bir iş var ya. Hadi hayırlısı. Bence de. Bir de iki tane takım elbiseli adam geldi. Kapıların zillerini falan çaldılar. Bir şeyler falan konuşuyorlar. Nasıl la? Nereye geldi? Bizim şey var ya İbrahim abi tüpçü. Onu orada gördüm. Sen dükkandan bir yere ayrılma. Ben bir gideyim bakayım şuna. İsmail seninle bir daha hiç böyle baş başa kalamayacağız zannediyordum. Kim akıl etti bu fikri? Cuma usta akıl etti. Yalnız bu fikirler hep sinemadan çıkıyor teyzeciğim. Çünkü aşk ve sanat birbirine kavuşmaya mahkum iki temel ögedir. Ha burada oturuyorum kiracıyım. Evi satın almak ister misiniz? Dalga mı geçiyorsun kardeş? Ben sözleşmeli işçiyim ya. Ya bu ev benim gücüm yetmez. Ha gerçi bu Cevdet Bey kiracılarına uygun fiyata veriyormuş evleri falan filan da o bile ya benim çok bütçeme aşağı ya. Biz evi almanız için size kredi temin edebiliriz. Hatta özel bir anlaşma imzalarsanız mesela 3 liraya aldığınız evi 5 liraya hemen sizden satın alabiliriz. Siz yorulmadan ve para koymadan 25-30 bin lira kâr edebilirsiniz. Ya şimdi siz bana kredi veriyorsunuz. Ben o parayla evi alıyorum. Sonra üstüne kâr koyup size geri satıyorum. Doğru mu? Aynen öyle. Tabii önce sizinle özel bir anlaşma imzalamamız gerekiyor. Bu alıcı kim? Artık sorması. Bu anlaşma da gizlilik anlaşmasına dayanıyor. Yani bu alışveriş gizli kalacak. Siz de kimseye bahsetmeyeceksiniz. Tamam. O zaman ben bir düşüneyim bunu. Hanıma falan da bir sorayım, konuşayım. Şey yaparım ben size haber... Kart var mıydı senin? Siz bir düşünün. Aklınıza yatarsa bizi ararsınız. Tamam. Halit Yılmaz. Evet. Değil mi? Senin ismin neydi kardeşim? Kerem. Kerem. Tamam. Ben şey yaparım. Ararım. İyi günler. Sağ ol, kolay gelsin. Şu bulduğumuz çareye bak. Sanki evde yetişkin kızımız değil de küçük bebeğimiz var. Boşuna dememişler. Kızın var mı derdim. İşte böyle akıl, fikir, teknoloji buluşunca var ya insan rahat rahat gezip takılabiliyor teyzeciğim. Aşk sınır tanımıyor. İsmail,
Şu Cuma Usta'na söylesene bizi evlendirmek için de bir plan yapsın. Bir şey dememe gerek yok ki teyzenim. Ben zaten senin için her gün, her Allah'ın günü plan yapıyorum ya. Ne gibi? Vallahi bilmiyorum işte. O an aklıma ne gelirse Cuma Usta'ma söylüyorum. O da sağ olsun beni Ar-Ge çalışmalarından destekliyor. Sorma var ya, bir metre boyu var, türlü türlü huyu var. Büyük dostluklar kavgadan başlar derler ya. Bizimki de öyle oldu. Gerçi ben ekseriyetle dayak yedim sürekli de. Sen de çok borçladın değil mi galeri yüzünden her şeyi? Olsun, senden önemli değil. Ama yine de ben yan tarafta böyle idare ediyorum, gidiyorum. Ay bu mevsimde, bu sezonda mı diyeyim? Aşk meselesi. Kızlar ben bir kahve söyleyeceğim ya. Siz içer misiniz? Olur, içerim. İçeriz. Bu şeyin Selami numarası var mı? Var. Hah. Arasana sen. Hah. E, ne diyordum? Yani sen bir yeni düzen kurdun. Yanında olmamız daha önemli. İşler de güzel gidiyor ama. Bence durum düzenliyor. Ha, alo, Selami. Bora ben. Beyler. Mahallede bir dolaplar dönüyor, haberiniz olsun. Bir dakika, bir dakika. Bekle lan. Ne oluyor lan? Ya kim olduğunu bilmiyorum da birileri mahalledeki evleri topluyor abi. Ya şimdi bu Cevdet Bey kiracılarına evleri ucuza veriyor ya. Şimdi o kiracılar da evleri satın alıp üstüne biraz kar koyup başkasına satıyor. Yani aslında o evlerin parası onların cebinden çıkmıyor. Ho ho ho. Alo. Alo. Kapatmış. Kim lan? Şu teneke ya. Ya anlamadım, telefon kapandı. Yakın zaten, ben gidip alayım. Tamam. Eskiden eskiler. Bir anda aynı karar verir. Sonra gidelim. Bana bak, beni iyi dinle. Balat'ta dolaşan bütün adamları hemen yok et, tamam mı? İşin kokusu ortaya çıkmaya başladı. Şu bir süre de şu alışları durdurun. Eğer ifşa olursak her şey mahvolur, anladın mı beni? Ben şimdi diğer planı devreye sokacağım yeniden. Karışık işlermiş ya bu. Yani ben uyanamadım mevzuya, bir bit yeniği var ama. Bir araştırmak lazım, kimmiş bunlar? Aynen. Kesin bir hinlik var, kesin. Selam beyler. Galeriye 4 kahve istiyoruz. Olar. Şşş. Senin peder şu ünlü iş adamı korkutmuş ya lan. Ne olmuş yani? Yok, bir şey oldu yok. Daha benim senin pederle bir işim var. Fakat bir türlü görüşemiyoruz. Hani diyorum, belki sen bir torpil morpil yaparsın, bir randevu ayarlarsın bize. Vallahi senin babamla ne işin var bilmiyorum ama babamın seninle hiç işi olmaz, onu biliyorum. La şu bebeği şöyle evre çevre bir ağız tadıyla dövemedim ya. İçimde ukde kaldı yemin ediyorum ha. Ey Sevkan. Hayır, arada Esin olmasa var ya bunun ağzını burnunu kıra... Ana, tam zamanı la şimdi. Vallahi tam zamanı ha. Sevkan, bu la Esin bak. Oğlum dur, Esin ayıp olacak ya. Lan, Devlik. Oğlum. Gel bakayım buraya, gel. Ne var be? Bir şey yok koçum. Sana dalacağım da bahane arıyorum. Ya git işine be. Ah, bahane de geldi. Dur lan! Ne yapıyorsun lan? Dur lan! Ne oluyor ya? Şevkat, niye böyle bir şey yapıyorsun sen şimdi? Sebebi yok kızım. Bu var ya bu. Bu sırf zevk için sabah akşam dövülür bu. Tamam. Dur, tamam. Dur, tamam, tamam. Tamam. Feri, ya bu kız bütün gün hep aynı şeyi yapmaktan sıkılmıyor mu hiç be? Devamlı yatağa yatıyor, uzanıyor, kalkıyor, geziyor, dolanıyor, kitap okuyor, telefona bir şeyler yapıyor. Ya insan hep aynı şeyi yapmaktan sıkılmaz mı be? Ay boş ver bozkır, ne yaparsa yapsın. Yeter ki şu İsmail serserisinden uzakta dursun. Aa. Bu pijamayı kirliye atmış. Üstünde burada nasıl oluyor bu? Demek ki iki tane var. Hayır canım, bir tane var bunda. Nerede bu kız? Tezene! 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 Ya ne bağırıyorsun, yok işte.
Nasıl yok ya? Biz içeride bir saattir neyi seyrediyoruz o zaman? Ulan ben de diyorum ki bu kız niye hep aynı şeyleri yapıyor? Meğer görüntüleri kaydetmişler, baştan aşağı bunu yayınlıyorlar. Biz de kız odada sanıyoruz. Nerede o zaman? Sence? İsmail. Ya. Allah tependen baksın Cuma Usta. Yere göğe gel inşallah. Yine bizi oyuna getirdin. Gülperi, sen bana bir odun getir. Hatta iki tane. Kesmez, ikisini birden döveceğim çünkü. Getirin, gebert bunlar. Gebert. Beğenmediysen yallah gerisin geri Paris'e hadi. Paris'e, Paris'e. Sen ne çirkef bir adamsın be. Hiç bana tantana yapma. Varsa içecek bir şeyler aşağı yansıt da bir cila yapak hadi. Var, var getiriyorum kıpırdama bir yere. Daracık, daracık sokaklar. Kızlar misket yuvarlar. Kızlara koca vermiyor. Kocaman, kocaman arılar. Alın size cila. Olacağı buydu oğlum. Senin yüzünden geldik bu mahalleye, anladın mı? Burada şimdi, ah çocukların haline bak ya, ıslanmış döndüler. Tamam oğlum, sakin ol. Bir şey yok, geçecek. Tamam. Neyse, hadi beyler. Hadi parti bitti. Sağ olun, var olsun. Siz elinizden geleni yaptınız, eyvallah. Vallahi Şevkat, sırf senin güzel hatırın için bu kadar ıslandık ha. Konuşma lan. Senin hayatın ıslak oğlum. Allah Allah. Ne var? Eğlenmedik mi? Eğlendik. Eğlendik vallahi. Kardeşim, eğlendik eğlenmesine de yani. Senin emanetin gözünde böyle şekil şukul maymun hesabı pek anlayamadım yani mevzuyu. Gerçi benim de günün birinde böyle isteğim arzum olabilir ya. Oğlum, Sanem'inle böyle bahçeye girsek bir panayır yapsak ya lan. Ha? Ya tamam oğlum, hadi. Mevzu bitti, parti bitti. Ha, evle evine, köylü köyüne. Hadi. Hadi, hadi. Siz gidin, ben geliyorum hacı. Bir kendine gel lan. Bir kendine gel. Hemen role giriyorsun lan, hemen role giriyorsun. Oğlum kestik kestik. Bitti la bitti. Çık. Hadi hadi. Ayıp oluyor ama hacı. Ayıp oğlum, ayıp oğlum. Yavaş, araba çarpacak. Neyse, ağzı ıslandım Allah. Bu Şevkat hakikaten çetin ceviz çıktı. Nasıl uyandı hemen senin bu işe? Bilmiyorum ama benimle ya da babamla ilişkilendirirse ortalık çok bulanır. Ayrıca babama başka mevzudan takık o. O yüzden benim acilen Esin planına geri dönmem lazım. Bu Şevkat iyice delirdi. Şimdi de sarhoş sokaklarda dolaşmaya başladı. Bir de bas bas bağırıyor. Ay ne yapacağımı şaşırdım ya. Ya kızlar, ben anlamıyorum. Bir insan birine aşık olduğunda onun kusurlarını görmezmiş. Ya ben tam tersine Şevkat'e aşık olduğumu anladığım andan itibaren sadece kusurlarını görüyorum. Yani bugün Bora'ya öyle yumruk atmasını da ben anlam veremedim. Neden öyle bir şey yaptı ki? Çünkü Esin'e aşık ve onu çok kıskanıyor. Böyle yanında yakınında burayı gördüğü zaman çıldırıyor. Gerçekten mi sizce? Bunun için mi yani? Olabilir. Neden olmasın ki? Ya sonuçta Şevkat biraz sert biri ama durduk yere öyle birine yumruk atacak kadar da serseri değil. Ne yapacağım ben şimdi? Kızlar, diyorum ki hani madem kıskanıyor, gelin burayı biraz kaşıyalım.
Nasıl yani? Yani şimdiye kadar kasıtlı kıskandırmadın. Ama şimdiden sonra kasıtlı bir şekilde kıskandıracaksın. Şefkat'in gördüğü yerlerde buraya böyle bir samimi davranacaksın. İyi de ne işe yarayacak ki bu? Yani Şefkat görecek ve dayanamayacak. Mutlaka seni kaybetmemek için bir adım atacak. Emin misin? Evet. Ben eminim. Yani denemekte fayda var değil mi? Tamam. Tamam yapacağım. Hatta yarından tez yok başlıyorum. Bu benim son çabam olacak. O yüzden sonuna kadar gideceğim. Bu tam bir kıskandırma bombardımanı olacak. Hatta şimdi Bora'yı arayıp sabah kahvaltıya davet edeceğim. Kapatın, kapatın. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Öptük, bay bay. Esin'le de ilişkimiz rafa kalktı. Onunla tekrar birlikte olabilmemiz için bana resmen bir mucize lazım. Hayda. Esin abi. Aç aç. Alo Esin, tatlım. Bora, merhaba. Ya sabah müsaitsen bana kahvaltıya gelsene yarın. Sabah kahvaltı mı? Çok sevinirim. Tamam gelirim. Sabah sendeyim. Tamam, bekliyorum. Görüşürüz. Sabah kahvaltıya çağırıyor. Oğlum ihtiyacım olan mucize gerçek oldu galiba. Bu sefer sıkı asıl işi. Kızı var ya, bir an olsun boş bırakma. Oğlum boş bırakır mıyım hiç? Zaten ben ona fena ateşlendim. Oh be. Günaydın. Çiçeklerin bile güzelliği karşısında çirkin kaldığı kraliçem. Günaydın. Günaydın. Sabah oldu. Evet. Oldu. Oldu ama gün seni görünce aydınlandı bana Bahar. Sen böyle her köşe başında beklemeye devam mı edeceksin? Aldın randevuyu ya. Daha ne? Yok ya, öyle işimde gücümdeyim biliyor musun ya? Ne alakası var? Sabah sabah dedim bir yüzünü göreyim. Günüm güzel geçsin dedim Bahar'ım. Nereye böyle? İstanbul'da arkadaşım gelecek de bizde kalacak birkaç gün falan. Ben de onun için alışveriş yapmaya gidiyorum. Öyle mi? Ya. Ben gezdirseydim sizi ya, arkadaşın geliyorsa madem. Ha? Kızım, bu çılgın şehir benden sorulur biliyor musun? Aa, ya da boş ver, boş ver. Aynen, şimdi siz kız kıza gezersiniz, beni anlatırsın. Ha? Aha, Murat en son bıraktığında erkek sorudan kız mı olmuş? Hiç haberim yok. Aha, Allah Allah. Murat? Kızın adı Murat mı ya? Şefik. Allah aşkına böyle bana böyle kıskanç erkek ayakları falan yapayım deme. Aman bak, sakın. Ne demek ya? Tabii ben kıskançım yani. Acayip kıskanç bir kıskançım. Benim kıskanç bir erkek arkadaşım vardı. Hayatımı kararttı. O yüzden ben hayatıma bir daha asla kıskanç erkek almam. Tamam canım ya. Ben hiç kıskanç değilim canım o. Adi herif kıskancı tekiymiş. Benim ne alakam var, hiç kıskanç değilim. Ben modern bir insanım bak. Yemin ediyorum çok acayip modern bir insanım. Katiyetle kıskanma. Olabilir, tamam. Murat'la gezin toz. Oh! Ben bile ne kadar kıskanç olmadığımı, bu kadar kıskanç olmadığımı görünce ben bile şaşırıyorum biliyor musun Bahar? Bir Londra erkeği yanımda avam kalır, Kur'an çarpsın bak. Ha? Ben çok modern bir adamım. Ya modern ötesiyim. Postmodernim. Postmodernim ya. Abartma lan. Ya tamam, bu Londra erkeği konusunda abartmış olabilirim. Evet. Ama Londra'da erkekler, bir de holiganlar var. Sen hiç holigan gördün mü Bahar? Ya çocuk belli ki acemi ama kendini süper bir motorcu zannediyor. Bana dedi ki abi Sapanca'ya kadar kapışalım mı? Bana. İyi tamam hadi kapışalım dedim. Ben bastım gittim tabii. Bastım gittim ama iki kavşak sonra geri döndüm. O beni daha görmedi bile. Çocuk tek başına ta Sapanca'ya gitti ya. Yapma. Hayırdır? Dün yediği dayaktan sonra terapiye mi aldın bunu? Bora lütfen hiç bulaşma şuna. Senin sayende keyfim çok yerinde. Hiç bozulsun istemiyorum şu an. Sen öyle diyorsan ben de zaten keyfim kaçsın istemiyorum. Emanet senden su olsun diye uğraşıyordun ya oğlum. Bu manzaraya niye canın sıkılıyor şimdi? Ama emanet de bu gülücükleri, bu lavağı niye harcıyor? Niye içimi yakıyor bu kız ya? Sanem haklıymış. Şefkat kesin kıskanıyor. Duvara çarpmış gibi oldu. Şey ya Bora, çok eğlenceli değil mi senin bu hikayeler? Bir tane de anlatsana. Anlatayım. Bir gün bizim yatla Marmaris'e gidiyoruz. Yat kaptanı Korsikalı. Türkçe bilmiyor daha. Ama öyle çat pat bir şeyler konuşmaya çalışıyor. Ay ya, Korsikalılar Türkçe konuşmaya çalışınca çok komik oluyor. Yapma Şevkat. Tut kendini. Bu sefer öfkeni kontrol et oğlum. Ya vallahi billahi o Korsikalıların Türkçe konuşma çabası kadar komik bir şey olabilir mi ya? Değil mi?
Şevkat ne yapıyorsun? Yok ben bu arkadaş bu saatte ben burada onu görünce yani dedim herhalde akşam erken yatmıştır bu tavuk gibi. Dedim tavukları yemlerken dedim canı dedim çekmesin diye ona da biraz yem atayım dedim. Şevkat bizi rahat bırakır mısın lütfen? Şurada bir kahvaltı yapıyoruz ağız tadıyla ya. Senin işin gücün yok mu? Hadi git. Hoşuma gitti bu numara. Biraz da rövanş gibi oluyor. Devam edeyim. Anlatayım mı? Ne? Bizim Korsikalı kaptan işte. Yok ya. Ben çok dinledim bu Korsikalı kaptan hikayelerini Fransa'nın. Tövbe yarabbi ya Resulallah ya. Neyse kağıdımı yol yürüyeyim bari. Canım sıkıldı da arabanın kornasıyla müzik yapıyorum. Var mı? Oğlum bak sen çok olmaya başladın ha. Burak, lütfen, lütfen. Hiç bulaşma. Şuna zaten bu ara sürekli tersinden kalkıyor. Arabamın dibine sokmuşsun da kardeş. Arabamı çıkartamıyorum. Rica etsem şu arabanı biraz öne alsan da ben de arabamı çıkartabilsem şuradan canım kardeşim ha? Oğlum sen bu arabayla çıksan ne olacak? Nuh Nebi'den kalma araba lan bu. Zar zor çalışıyor. Senin o kazada kafa hepten gitti herhalde lan. Hatırlatırım arazide bu arabayla seni nasıl tuş ettiğimi. Ha yetmediyse istiyorsan çayırda bir de güleş tutak. Kara kucak hesabı. Organik zeytinyağları da benden etlemit. Ay tamam. Bora lütfen çekebilir misin arabanı biraz? Kahvaltımız yarım kaldı devam edelim. Şu da bir an önce gitsin de bir baş başa kalalım. Kıskançlık yapacağına sevdiğini söylesene. Ah anne ah. Kızı soğutmak için yerin dibine giriyorum ya. Ne diye beşikte kerttiniz ki beni? Ah, istediğin oldu işte. Hadi bin arabana git. Vazgeçtim ya. Hava çok güzel. Yürüyeceğim. Sen görürsün inatçı keçi. Dur bakalım. Daha yeni başlıyoruz. Ne oldu? Yürüyecekmiş. Neyse hadi gel biz kahvaltımıza devam edelim. Oğlum ben nasıl evet derim lan? Ben buna nasıl evet derim oğlum? İnanamıyorum lan. Nasıl tamam derim? Benim sevdiğim kızla bir adam aynı evde. Ben buna nasıl tamam derim lan? Nasıl tamam derim oğlum? Gel lan buraya. Allah'ım yarabbim ya. Patron. Patron ne yapıyorsun? Müşteriler kaçıyor. Ben ne yapıyorsun lan? Ben ne yapıyorsun? Oğlum acayip sinirliyim lan. Kendime acayip sinirliyim. Kesuvar. Girme benimle benim arama. Girme benimle benim arama. Aramız bozulur ha. Bana bak canımı sıkma. Kesuvar. Elin ağrı mı lan senin? Ha? Niye sordun patron? Dövsene lan beni. Ha? Vur şunu vur. Dövsene beni. Hadi. Olur mu öyle şey patron? Tabii benim de iki elim var oğlum. Allah'a şükürler olsun. İki elimiz var. Acayip dövebilirim ha. Yoruldum lan. Acayip yoruldum oğlum. Dövsene lan beni. Ha? Hadi yapıştır. Şöyle ağzım burnumu kır benim hadi. Patron. Ha? Emin misin bak sonra maraza çıkmasın aramızda. Ben maraza çıkmasın. Ne diyorsun lan? Oğlum ben patronum lan. Patron benim. Patron benim burada patron. Ben ne dersem o olur. Sorgusuz sualsiz. Ben sana ne dersem onu yapacaksın. Tamam mı? Bana bak. Ben sana dur derim. Bir şeyler derim. Dur derim. Hiç durmak yok. Acayip devam tamam mı? Küfürlü müfürlü. Dallan bana hadi. Vur. Tamam patron. Hadi. Sakin olun. Gel patron şöyle arkaya geçelim. Orada ben seni rahatlatacağım. Nereye burada lan? Müşteriler rahatsız olur. Gel sen. Gel. Öyle mi diyorum? Bak bir şey yap. Şey. Sakin ol. Dur dur. Sakin. Dur. Ağzım gelin başka bir şey yap. Eyvah. Ya lan be. Oğlum.
Patron. Ya muhteşem bir şey bu babur. Çok eğlenceliymiş. Öyledir. Bir de elin alışsın, daha çok keyif alırsın. Fakat nereden geçiyorum gördün mü? Vallahi şahane gidiyorsun, çabuk alıştın. Lan ne iş be? Emaneti sinir edeceğim diye ben daha beter sinir oluyorum ya. Murat bu ne tatlı ya? Öyledir. Ya aslında şehir dışına çıkacağım zaman komşuya bırakıyordum da... Ya ...onlar da yazlığa tatile gitmişler. Ben de mecburen getirmek zorunda kaldım. Ya bir iken uçakta biraz korktu ama... İyi ki getirmişsin. Çok sevdim ben bunu. Ya aslında onunla ilgilenirsen çok iyi olur biliyor musun? Çünkü ben iş için seminerlere falan katılacağım. Yani onu da her gittiğim yere götüremem. Ya birinin ilgilenmesi lazım. Tabii tabii ben bakarım. Sen hiç merak etme. Ağzına bak. Evet çaylarımız geldi. Al bakalım Muratcığım. Ellerine sağlık Melike teyzeciğim. Teşekkür ederim. Ay, ay görüyor musun Bahar? Bak bakayım bana gözleri aynı annesi. Annesinin de gözleri çok güzeldi. Böyle baktı mı sanki içi böyle içi gülerdi gözlerinin. O kadar çok benziyor annene gözleri. Ona benzemişsin sen. Anne Murat seminerlere katılacak, o sırada ben de köpeğine bakacağım. Ne tatlı değil mi? Çok, çok tatlı. Oy kuzum benim. Sen köpeğe bak, ben de Murat'la ilgilenirim. O da benim bir çocuğum sayılır, öyle değil mi? Bak görüyor musun? Bak da büyümüş de, seminerlere de gidermiş de. Oh canım benim. Hadi iç çocuğum, iç. Hadi Bahar, hadi. Tamam. Anne ne tatlı çok değil mi? Çok güzel, çok. Oy, oy. Adı neydi bu? Şimdi şu uçuşa biraz heyecan katalım, değil mi? Çıkarttınız artık ama ha! Hale bak. Bu ne bu? Bu ne bu? Bu ne bu? Burası çocuk parkı mı lan? Gidin çayırda bayırda oynayın. Bu ne ya? Drone. Öyle mi? Al sana drone. Al sana drone. Burası çocuk parkı mı ya? Gidin çayırda bayırda oynayın. Böyle şey mi olur ya? Ne yapıyorsun ya? Biz en azından senin gibi mahallenin ortasında top oynamıyoruz. Gökyüzü hepimizin. Tamam mı? İstediğim yerde oynarım. Sana soracak değilim. Bana soracaksın tabii. Sen o dolanına bilmem neyle benimki lah diye benim camımdan içeri girerse bana soracaksın tabii. Lafa bak ya. Kızım camı indirdin aşağı bir özür dileyeceğim ama burada gelmişsin. Cah 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 laf yetiştiriyorum bir de ya. Aman. Car 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 ne konuştun ya? Alt tarafı bir cam. Yenisini taktırırız. Olur biter. Değil mi? Ya da taktırmayız. Sen benim camımı kırmıştın. Ben de seninkini kırdım. Ödeşmiş olduk. Hesabı yaptım, oradan kapattım. Peki, eyvallah. Tam da kıramamışsınız ha. Bir işi de tam yapın bari. Bu camı kıracaksan... Veleddâlin amin. Batırdık ha. Sen biraz çıksana. Takılır ya. Gezmez. Nikola biraz gelsene. Şu benim arabayla biraz. Bana bak Şefkat. Ben senin her derdini arabanda gezerken dinlemek istemiyorum. Anladın mı? Benimle konuşacaksan oturacağız, çay içeceğiz, kahve içeceğiz. Ha? Manita gibi gezdirip durma beni. Karıma dokunuyor. Ha iyi tamam gel çay çek. Sen geçmediğin bir şey ya. Her gün içtiğimiz dalga ya yani bunu bu kadar şey. Tamam gel. Gel gidelim çay çek tamam. Çabuk gel. Sahile yürüyelim biraz sana. Ben buraları gezdireyim. Köpek evde sıkılmaz değil mi? Ha yok yok o benden alışkın zaten. Ben bütün gün işteyim. O da beni bekliyor evde ama döndüğümüzde sevinçten üstümüze atlar onu söyleyeyim. Sen burada mıydın? Aa, öyle turluyordum ya. Bir çıktım turlayayım dedim işte. Siz nereye ayrıla?
Arkadaş kim? Tanıştırayım sizi. Murat, Şefik. Çok memnun oldum. Öyle mi? Ne çabuk yavrum. Ne çabuk memnun oldun. Ha? Bana bak, dünyada kötüler de var. Dünyaya kötüler de lazım. Anlatabiliyor muyum canım? Ben de Şefik, gözü kötü. Arkadaşın çok ilginç biriymiş. Stand-up gibi falan konuşuyor. Şaka yapıyor değil mi? Yani hani psikopatlıkla gidin herhalde. Şaka yapıyorum canım. İşte bir şaka yapıyorum da benim şakam ecelden bile daha ciddidir canım. Anlatabiliyor muyum? Daha ciddidir yani ecelden bile şakam. Siz nereye böyle he? Allah sana ömür versin. Karşıma da az çıkarsın canım. Nereye gidiyorsunuz siz böyle? Şefik. Ne canım? Sana ne oldu? Ne olsun ya öyle bir şey yok. Hayır yani böyle bir sanki böyle bir sinirlisin falan gibi geldi ha? Yok ya öyle hafif sinirsel bir durumlar var. Dükkanda canımı sıktılar. Bizim bir eleman var. Kraldan çok kralcılık yapıyor ki bütün patronları bunlar sinir eder bu kraldan çok kralcılar. Bende de bir tane var. Siz nereye gidiyorsunuz? Nereye geziyorsunuz yani böyle? Ha? Sen bu vaziyette ne yapıyorsunuz siz? Ya ben İzmir'den geldim de baharda sağ olsun bana balata gezdirecek. Öyle mi? O zaman ben tutmayayım sizi. Tutma canım. Tutma. Tutma, gözüme kaçar sonra. Hadi bakalım, ben tutmayayım sizi o zaman gezin bakalım. Hadi oldu. Bakalım. Sen nereden çıktın lan Zargana, ha? Bu gözüme ne oldu lan benim? Lan hem kafamı bozdun hem gözümü bozdun ha. Hadi herif, şimdi ikisini de tamir ettirmem gerekecek. Buyur abi. Eyvallah kardeş. Teşekkürler. Eyvallah. Yani Sevkan yine beni bağladın ha. Konuşma lan. Ha işte geldik. Deniz kenarı, çay içiyoruz, oturuyoruz. İstediğin her şey var, daha ne konuşuyor? Neymiş konu? Yine aşk mı? Yok, bu sefer farklı. Verilen sözleri tutmak şart mıdır lan? Bunu sen mi soruyorsun Şefkat? Ya o adam, sen sözünün eri olarak nam yapmış bir adamsın. Söz tutmak şart mı? Soruya bak. Lan öyle değil ama lan. Bu seferki farklı. Yani ölmüş birine verilen sözden bahsediyorum. Yani mesela şimdi diyelim senin rahmetli baban ölmeden önce sana mutlaka yap diye bir şey dedi mesela. Ama senin canın o şeyi yapmayı hiç istemiyor. Yani sana ters geliyor mesela. Yine de yapar mıydın? Şefkat, söz bağlar. Söz hem kişiyi bağlar, hem iki kişiyi birbirine bağlar. Bak, eğer ben rahmetli babama bir söz vermiş olsaydım onu mutlaka yapardım. Yoksa onunla olan bağım kopardı. Bu fani dünyadan göçmüş insanlarla olan bağımız aslında ahiretle olan bağımız. Onu koparmamak gerek Sevkan. Neden sordun? Birine böyle bir söz mü verdin? Verdim. Ve o söz şimdi benim elimi kolumu bağlıyor. Neymiş? Söyle bakayım. Ya... Ya sen de amma soruyorsun ya. Allah Allah. Tamam bu ne ya? Muhabbete mi geldik? Sorguya mı geldik? Hadi yeter. İç çayını gidelim. Peşinde sen niye geldin? Allah Allah tipe bak. Lan kalk git masadan. Allah Allah bana mı yürüyorsun? Ses var bu ne yapıyor oğlum? Ne oluyor lan? Ses var bu niye bizim masada? Ne oluyor lan? Abi gel sen. Gel abi gel. 60 yaşında adam bana yürüyor lan. Hadi abiciğim yürü yürü. Oğlum sesi var. Oğlum gördün mü lan?
60 yaşında adam masama geldi, bana yürüyor. Kısmete bak ya. Patron, sen yüzünü gördün mü? Ne var lan yüzünde? Ben de onu diyorum. Yüzüne ne oldu patron? Çok mu belli oluyor? Oğlum ne bileyim lan, sinirsel galiba. Sinirden galiba, he? Bir vaziyet mi oldu patron? Hayırdır? Ne vaziyet olacak oğlum? Bahar adamı biriyle sokaklarda geziyor. Adam koluna giriyor. Adam ne yapıyor? Gidiyor saçını başını her tarafını okşuyor Bahar. He? Daha vaziyet mi olsun oğlum? Daha ne olacak? He? Gözümde durmuyor benim işte. Kusura bakma patron ama benim manitama yapsalar oyarım adamı. Sen de amma genişmişsin Bahar. Ne demek lan genişmeniş? He? Nasıl konuşuyorsun sen benimle? Vır 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 getiririm seni ha. Nasıl konuşuyorsun sen benimle genişmeniş? Patron sen de yengeyi kuzuyorsun, gelip burada bana atarlanıyorsun. Delikanlıysan yengeye laf etsene. Boynuzların çıkınca göreceğim ben seni. Ne boynuzu lan? He? Ne boynuzundan bahsediyorsun oğlum sen? Nasıl boynuzu dersin lan sen bana? He? Nasıl boynuzu dersin sen bana? Derim tabii patron. Zaten deviyorsun. Ben de sokarım lafımı. Ha, gel buraya gel. Yum lan gözlerini. Yum. İçinden üçe kadar say sen. Yum. Senin ağzın. Tamam oğlum. Sakin. Aç gözlerini. Aç. Heh. Sakin ol. Ey evladım benim. Sakin ol. Sakin ol. Atarlanma. Sakın atarlanma. Ha? Güzel güzel konuşalım patronun işçi. He? Hadi bakalım. Güzel. Seninle bir çay içeriz. Bir de pasta kaplana gel. Hadi. Yalnız çayın oraya ben gelmiyorum. Sen tek başına git. Ben daha sonra gelirim. Sen bir çay getir bana. Hadi bakayım. Sonra konuşuruz. Hadi yavrum. Ha, hadi bakayım. Çayımı getiriyorum. Koçum, eceline mi susadın lan sen? Kim ala senin bu artisti? Sakin, hemen alevlenme. Bora, çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Adrenalin iyidir. Tutku yapar. Şevkat, Bora bana motor kullanmayı öğretecek. Müthiş bir şey. İstersen sana da öğretebilir. İstemez. Tarzım değil. Motorlar ta ziyade bu arkadaşın ilgi alanına giriyor. Biz zaten hiç anlamadık canım senin ilgi alanını. Bence sen pek zevk sahibi de değilsin. Ama istersen Bora sana bu konuda da bir ders verebilir. Ben Bora'nın zevkini senden daha iyi biliyorum. Alsın. Ama eğer arkadaş isterse ona ileri sürüş teknikleri ve yakın dövüş dersleri verebilirim. Hatta sen yabancı değilsin. Hani tanıdık hesabı bir promosyon yapayım. Bir saat ileri sürüş teknikleri dersi alana dayak bedava. Nasıl? Muhteşem. Zaten sen anca dayaktan, dövüşten anlarsın. Sen de eğlenceden anlarsın. Dikkat edin de çarşıda dolanırken bu esnaftan falan dayak yemesin senin bu zek sahibi arkadaş. Hadi iyi eğlenceler. Hayırdır Şefik? Oo Bahar. Hiç öylesini aradım ya. Sen beni mi kontrol ediyorsun? Ne alakası var canım sende ama. Anlıyorum yemin ediyorum. Ben sana daha önce söyledim Bahar. Ben most model bir adamım değil mi? Ha? Sen bana kıskanç değil mi dedin? Murat geldiğinden beri zırt pırt böyle bir telefon açmalar, karşıma çıkmalar. Ha bu nedir ya? Ya cicim ne alakası var? Ben seni merak ettiğimden aradım. Yoksa o Murat falan ne alakası var Murat'la falan? İyi tamam tamam. Ben seni bırakayım dedi Şefik o zaman. Hadi bakalım. Bir zahmet. Ay Allah'ım, surata bak. Sen ne kadar güzel bir şeysin. Efendim? Ayşe'nin güzelliğine bak. Oo, suratının güzelliğine bak ya. Kim, ben mi? Allah'ım ne kadar güzelsin sen. Hayır. Ben seni çok seviyorum. Bahar, kime diyorsun sen bunları? Gerçekten çok seviyorum. Isırırım o suratını, ısırırım. Lan nasıl atlar oğlum bunlar? Oo. Patron yenge elden gitmiş. Ne diyorsun lan sen? He? Ne diyorsun oğlum? Aç ağzını. Aç ağzını. Aç. Sana buradan bir yerleştiririm, midene kaçar o telefon. Ondan sonra da yemin ediyorum şarjı bitene kadar çaldırırım. Hıyar, nasıl konuşuyorsun sen? Hıyar. Suratın düzeldi lan. Ha? Vallahi suratın düzeldi, aferin lan. Tamam, ben şimdi var ya ağzını burnunu kırayım geliyorum. Allah sana emanet.
Adamların birden ortadan kayboldu usta. Hatta bugün bizim alt komşuya geleceklermiş. Sonra arayıp iptal etmiştir. Anlaşıldı. Arı kovanına çomak soktuk. Herifler uyandı mevzuya. Hadi tamam, sen dükkanı boş bırakma, fırla. Tamam usta. Şevkat, bu akşamki olayımız ne? Dün akşam sarhoş olduk, ıslandık falan. Bu akşam ne yapacağız? Oğlum çerez etmeyin lan. Tamam yeter, ulu ortada konuşmayın şu konuları ya. Harbiden be kardeşim ya, ayıp denen bir şey var ya. Da başka bir çerez var mesela. Hani Allah tabii muhabbetlerini artırsın, sohbetlerini artırsın, daim kılsın. Bizlikte bir durum yok pek tabii de. Kardeşim sabahtan beri Esin'le bu arabaya sıkı fıkılar ya. Hani 23 Nisan olsa diyeceğim ki çocuk bayramı da. Bilemedim yani. Oğlum sabahtan beri gülüşüp oynuyorlar ya. Acaba diyorum ki ben böyle akşam bizi hani medeni yolun falan filan diye zırvaladı ya. Sabah da onu mu gösteriyor? Hani bu şekilde davranan hesabı. Ben üstüme alınmıyorum abi. Siz de öyle yapın. Asla canım, katiyen hani bizlik bir durum yok. Zaten biz asla öyle bir şey üzerimize almayız da. De hani sizin bu cam çerçeve mevzuları böyle karşılıklı çift okey olunca. Bizim de bu top mevzusuna bir sorti şekli. Çarşıda bir mevzu var ya. Çıkacak yakında kokusu, dur bakalım. Alengirli dedikodu yapma lan. Sana ne oğlum, kim ne yaparsa yapar, Allah Allah. İstersen alengirsiz dedikodu yapalım Şevkat. Hem sen durup dururken niye çaktın ki o çocuğa? Hem arada bir bize de çaksana Şevkat. Çakacağım ben size. Toptan çakacağım, biriktiriyorum. Oğlum bunda bir iş var lan. Sen bilirsin. Ha? Ne iş? Bence çok kurcalamayın. Sonra o kabak var ya, o kabak başında patlar. Teşekkürler, hoşça kal. Ay sen ne tatlı bir şeysin ya. Yerim seni. Yerim. Ah sen de beni çok sevdin değil mi? Ha? Sen hiç gitme. Hep burada kal, olur mu? Oğlum nasıl konuşmadı? Nasıl? Aç lan kapıyı. Aç, seni öldürürüm yemin ediyorum. Murat ya. Ya bir kapıya bakar mısın? Güzelim benim. Ay güzel gözlüm benim. Gel lan. Lan! Seni çiğ çiğ yerim lan. Yerim. Murat! Oğlum, Barış'a lan, ne yapıyorsun? Bahar! 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 Ne bahar bahar? Kışınım oğlum ben senin, ne baharı? Bahar! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen arkadaşıma? Vurdu bana manyak ya. Ne oluyor ya? Ha ne oluyor? Telefonda duydum öyle yerim seni, ısırırım seni filan. Hiç bana öyle şeyler söylemiyorsun Bahar. Ben kıskanç bir erkeğim. Sana modernim dedim ya, modern filan değilim. Mosmodern filan hiç değilim, anlatabiliyor muyum? Böyle doğdum, böyle öldürürüm. Kıskancım ben. Ne diyorsun sen be? Köpeği seviyordum ben. Ne köpeği ya? Bak işte bu köpeği. Ulan telefonda her altı yanlış anlamışsın. Aa! Gel buraya. Murat pardon ya. Kusura bakma. Ha bu köpek mi ya? Ay ne kadar tatlıymış. Markası ne onun? Tekir mi? Ne böyle? Oy! Çek elini. Oy! Bunu seviyordun öyle mi? Çok güzel, acayip güzel. Ben de öyle deyince hani şey zannettim. Pardon ya, devreler karışmış benim Murat. Pardon. Yok pardon, pardon. Defol lan! Defol git lan buradan! Bahar ya şimdi bak böyle bu tekirin yanında, Murat'ın yanında falan ayıp oluyor ama köpek kovar gibi. Ne oluyor? Bu iyi mi ha? Çok güzel, yemin ediyorum çok güzel. Buraya da vurmak istersen, istersen buraya da vur. Yallah. Yallah! Gidiyor. Murat'cığım dikkat et kendine, hadi bakalım. Zevzet Bey, hani bu besik yakmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya bana kalsa söylemekte fayda var derim. Bence acele etmeyelim derim. Şimdi belki Esin'in gönlünde bir başkası vardır. Kızımın mutluluğuna durup dururken gölge düşürmeyelim, değil mi? İçim yanıyor lan Mokac. Ya şu Esin'le Bora'yı yan yana görünce vallahi yüreğime ateşler basıyor adeta. Hayır anlamadım, ne ara böyle oldu? Bu Bora denen bebe ne ara böyle levlatladı ya? Biz şimdi gençleri kendi haline bırakalım da kendi durumumuza odaklanalım.
Yani tabii haklısınız, doğru söylüyorsunuz ama hani yine de hani bunu gizlemek doğru mudur sizce Zevzet Beyciğim? Hani ben o konuda böyle biraz endişeliyim. Ben şimdi diyorum ki biz kendi düğünümüzün durumuna biraz odaklanalım. Yani ne siz terziye gittiniz gelinlik için ne de ben terziye gittim smokin için bir prova yapmadık yani. Allah. Nasıl yani anlamadım. Ne demek ne demek istediniz? Ya siz gelinlik ben smokin giymeyecek miyim yani? Aa, olur mu öyle isteyeceğim Zevzet Beyciğim? Yani bu yaştan sonra benim gelinlik giymem münasip olmaz. Hadi buyur ya. Açayım mı lan? Ya şimdi... Efendim Esin. Ha Şevkat evde misin ya? Senden bir şey rica edeceğim. Ben çantamı evde bırakmışım. Mutfak masasının üstünde benim evde. Onu bana getirebilir misin? Ya vallahi emanet hiç hareket edecek halim yok ya. Ya böyle çanta manta böyle antin guntin aksesuar işlerle şimdi beni hiç meşgul etme gözüm seni. Ya ama çok rica ediyorum. Önemli. Ben gelip alamıyorum şimdi. Baksana çok minnettar olurum. İyi tamam getireyim. Neredesin sen? Tamam ben sana adresi mesaj atayım. Tamam hadi. Görüşürüz sağ ol. Ya bir yandan hiç canım istemiyor. Bir yandan da nasıl özlemişim şu emanet için bir şeyler yapmayı, koşturmayı biliyor musun? Gideyim değil mi? Gideyim ne ayıp olur. Gideyim. Ne demek madam? Yani siz bir gelinlik giyeceksiniz, ben bir smokin giyeceğim. Yani smokinsiz bir damat, gelinliksiz bir gelin düşünebiliyor musunuz Allah aşkına? Diyorsunuz. Yani yine de ben derim ki yani bu yaştan sonra kendimi pek de güldürmek istemem. Bilmem anlatabildim mi? Ne demek yani Marika Hanım? Bir gelinlikte bir damatlıkla bir fotoğrafımız olmasın mı bizim en önemli günümüzde? Ah Zevzet Beyciğim, siz hiç merak etmeyiniz. Siz fotoğrafçıyı bulunuz. Gelişini ben hallederim merak etmeyiniz. Harika. Az daha gidelim misiniz? Tekirdağ'a gideydiniz bari. Ya piknik yapalım dedik de bugün Bora'yla. Ben de piknik için çanta hazırlamıştım, evde unutmuşum. Çok sağ ol getirdiğin için. Şey değil de... Bu vatandaş neci? Bu gidip alaydı. Ya ortam, ambiyans o kadar güzeldi ki bozmak istemedik. Ay ne oldu canım, eline mi yapıştı? Başka bir işin mi vardı senin? Ne olacak benim? Yoktu işim, benim işim, gücüm. Yoktu. Neyse. Gerek yok mu Cevdet Beyciğim? Bakınız siz böyle damatlıkla, ben de böyle gelinlikle olacağım. Foto kardeş de bizim fotoğraflarımı çekecek, olacak bitecek. Tabii. Hangisi olsun Marika? Ama önce bir denememiz lazım öyle değil midir? Tabii deneyeceksin canım. Cevdet Bey siz hazırlansanız iyi olur. Hay hay efendim, hay hay. Buyurun. Hay, hadi buyurun, bakalım. Buyurun, buyurun, buyurun. Teşekkür ederiz. Nasıl? Memnun musunuz Cevdet Beyciğim? Çok, çok memnunum Marika.
Keşke nikah masasına da böyle otursak. Aa, ama o kadar da istemeyeyim benden canım. Bakınız ne güzel. Siz damatlığınızı giydiniz. Ben gelinliğimi giydim. Fotocu kardeş de fotoğraflarımızı çekiyor. İstediğimizi çerçeveletiriz. İstediğimizi de albüme koyarız. Öyle değil. Çok tatlısın Malika. Kafayı yiyeceğim lan Mukaci. Esin bugün coştukça coştu. Kızlar, bugün Bora ile havuza gittik biliyor musunuz? Çok eğlendik. Bora böyle ters takla atıp havuza atladı. Herkes ona baktı, görmeniz lazımdı. Vay 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 vay. Ama Esin de beni yüzme yarışında geçti mesela. Aa, hadi canım. Ya, aa, ama sen hile yaptın. Seni geçmeme bilerek izin verdin. Ya ben öyle şey yapar mıyım hiç? Ay yapar mı hiç? Mümkün değil. Ben kardeşim, ben söyleyeyim, hiç yapmaz hiç. Ben... Bu kız beni kahrımdan öldürecek amuk aç. Bugün bütün gün o Bora ile beraber havuzdalarmış, biliyor Ya Amuk Hacı, şu son olanı var ya, anlatmaya dilim varmıyor, yemin ediyorum ya. Ya resmen Diyarbakır karpuzu geldi oturdu mideme ya. Ya düşecektim. Kapıyı nasıl açacağız şimdi? Ne oluyor ya? Ha, açıldı. Merhaba. Selam. Ya ben ayağımı burktum da dans ederken. Ama iyi ki Bora var, beni buraya kadar taşıdı getirdi. Oturaydın o zaman oturduğun yerde sen. Sana ne ya? Eğlendim. Karışma bana. Bir müsaade eder misin? Bitti Amuk aç. Bitti. Bugün her şey bitti. O yarın vereceğim bir de ama ben bugün onu yine zorlar almaya çalışırım. Bunlar senin. Teşekkür ederim. Benimle evlenir misin? Kabul et, kabul et. Esin, bak ne güzel bulmuşsun böyle güzel, zengin adamı. Hiç kaçırma. Evet de. Hmm.
kaçırma dedim kıza. Anama verdiğim söz yüzünden kendi ellerimle Bora'nın kucağına attım onu. O ne dedi biliyor musun? Evet. Evet dedi lan. Evet dedi, evet. Evet dedi. Yetmedi. Bir de üstüne beni can evimden vurdu. Yapalım. Yani öyle hiç hazırlık falan istemiyorum. Bir an önce evlenelim. Şevkat'e aşıksın, Bora'yla evleniyorsun. Ne yapayım Sanem? Şevkat öyle birdenbire zengin, yakışıklı kocayı bulmuşsun, sakın kaçırma deyince... o an beynim durdu, ne yaptım hiç bilmiyorum. İyi tamam, anladın hatanı. Al şimdi, ara Bora'yı, evlilik falan yok de. Hayatta aramam. Şevkat beni seviyorsa zaten bir şekilde bu evliliği durdurur. Ama yok, beni sevmiyorsa... zaten benim kiminle evlendiğimin pek bir önemi yok. Ama sonuna kadar gideceğim. Gerekirse evlenirim. Tamam amca. Teklifini kabul ediyorum. Yarın Ankara'ya geliyorum. Zaten bu saatten sonra artık İstanbul bana dar gelir. Hepimiz Esin'le Bora'nın düğüne davetliyiz. Şimdi davete icabet etmemek olmaz. Burada esnafız yani. Kapı kapıyı, komşuyuz yani bir nevi. Tabii ya. Gidelim zengin düğünlere doğru. Şimdi kurtlarımızı da dökeriz, kafalarını açarız biraz. Ya Şevkut Usta'yı gören var mı ya? Her yere baktım yok. Davetisini vereceğim, veremiyorum. Nasıl yok lan? Telefonla aradım oğlum. Aramaz mıyım abicim? Aradım tabii de. Arıyorum, ulaşamıyorum ki. İşte bir iş var be ya. Bu çocuk kendine bir şey yapmasın. Kalk, 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 kalk. Hadi bakalım. Dört koldan herkes arıyor bunu. Mustafa abi, zaten bir yere gittiğin yok. Bir dükkana bak ya. Mutfaktan takır, kuru bakır be ya. Hiçbir şey yok. Oğlum bu harbiden toplanmış lan. Burada aile fotoğrafları falan vardı, hiçbiri yok. Burhan Çaçan fotoğrafları vardı, onlar da yok hacı. Yukarıda da yok. Ya bu Beşiktaşlı çarşaflarını toplamış. Hostelleri de almış abi. Kaldır bakayım bazayı. Kaldır, kaldır, kaldır. Boş. Allah. Masaların içi boş, eşyalarını almış götürmüş bu adam ya. Bahçede tavuk, mavuk yok, kümes boş la. Allah Allah. Oğlum bu herif harbiden gitmiş biliyor musun? Bir de bizle vedalaşmadan gitmiş. At ağızlığı görüyor musun ya? Be, yok, yok. Hiçbir yerde yoktur oğlan. Nereye gitti bu çocuk be? Cuma nereye gittiği değil.
Nereden gittiği önemli. Sevkat buradan kaçıyor. Çünkü Esin'e aşıktı. Ve Esin bugün evleniyor. Ne? Esin'e mi aşık dedi? Tabii ki aşıktım ama. Hem de deli gibi. Ama Esin'e açılamıyordu Sevkat. Yani onu tutan bir şey vardı ve ben onu söyletemedim. Ha, belki rahmetli annesine verdiği bir söz vardır. Ama ben onu bilmiyorum. Ahre, ben onu biliyorum. Rahmetli anası ölmeden önce vasiyet etmişti bisikletmenle evlen diye. Ah Temur, işte her şey açığa kavuştu. O yüzden Esin'e açılamadı. Mecbur bisikletmesiyle evlenecek. İyi de onun bisikletmesi zaten Esin'dir. Ha? El abi. Evet. Bir insan kendi bisikletmesini nasıl bilmez? Bizim salak olan bu neden bilmiyor? Ya bilsek ne olacak? Zaten kız başkasıyla evleniyor. Ah bre, ah bre, ah bre. Yazık ettik oğlana. Mama. Yanlış gertildi yani şu an. Evet. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Sen hep nerede? En ihtiyacımız olduğu anda ortadan kayboldun. Bilmem ama gelir birazdan. Gel gel, bak ne diyeceğim. Bugünkü ben. Sanem arıyor lan. Efendim Sanem Hanım. Ay alo Selami, sana bir şey soracaktım. Ya ben Şevkat'i arıyorum ama bir türlü ulaşamadım. Onu gördün mü? Yok, görmedim. Kimse de bilmiyor vallahi. Adam çekip gitmiş ya. Ya Selami, ona çok önemli bir şey söylemem gerekiyor benim. Dinliyorum. Ya nasıl söylesem? Selami, Esin Şevkat'i deli gibi seviyor ama bir türlü söyleyemiyor. İnanılır da Bora'yla evleniyor. Ney? Emin misin? Eminim tabii ki. Sen bana güven. Tamam, tamam, tamam. Tahmin etmiştim zaten ben. Tamam, görürsem söyleyeceğim. Selam, ne olmuş lan? Agalar, yanılmamışız. Esin de Şevkat'a aşıkmış lan! Evet. Görüyor musun mevzu? Sen hem de şimdi söylüyor bunu. Hayır, önce söylesene bunu. Bir halledelim, konuşalım çocuğa, söyleyelim ya. Şşt, oku, oku. Ah, yazık ettik oğlan Avre, yazık ettik. Ah kafa. Arkadaşlar, vakit nakittir be. Bu çocuğu hemen bulmamız lazım. O düğünü dağıtmamız gerekiyor. Bakın, bu boynumuza borçtur bizim ha. Nasıl bulacağız lan adamı? Herif şehri terk etmiş zaten. Bu iş şansımız var. Sevkat, şehri terk etmeden önce biriyle vedalaşmalı. Kim? Kim o be ya? Görüyorsun değil mi beni ne hale getirdiğin anne? Sevdiğim kadını hıyarın tekine bırakıp gidiyorum. Ya, tamam. O onu seçti. Ama ben en azından seni seviyorum la. Sana deli gibi aşığım demek isterdim bir. Yani tabii burada ben hani sana samimiyetten öyle la falan dedim de yoksa yani ben kızla öyle la la lulu konuşmam. Yani ona çok güzel şeyler söylerim yani. Varsın yine evlensin o çakalla. Bir şey dediğimiz yok da
En azından şöyle sevdiğimi bir haykıraydım ona. Ben gidiyorum. Yakında ikinizi de Ankara'ya aldıracağım. Çünkü ben bir daha İstanbul'a ayak basamam. Hadi. Dikkat edin birbirinize. Ben de etmem Şevkat. Oğlum siz ikinizi helal etmeseniz de olur. Her türlü öderim hesabınızı. Safi zararsınız zaten. Ben de hakkımı helal etmiyorum Şevkat. Sen de mi lan Niko? Oğlum sen her şeyi biliyorsun. Hepimiz kardeşim, hepimiz ya. Sen bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Ya Şevkat, bizi almadan gidebileceğim bir tek yer var. O da mezarlık. Biz delikanlı adamı ölene kadar severiz kardeşim ya. Oğlum madem beni bu kadar bırakmak istemiyorsunuz, gelin hep beraber gidelim Ankara'ya. Bak ben büyük patron oluyorum. Hep beraber çalışak. Yürü lan. Bizi mi yiyorsun oğlum sen? Kimi koparıyorsun ha? Hayırdır? Biz bilmiyor muyuz senin niye gittiğini? At ağızlı. Sen nereden biliyorsun lan? Niko söyledi. Doğru mu Niko? Söyledin mi oğlum? Şevkat bilmiyor musun? Benim ağzımda baklat ıslanmıyor. Tanımadın mı beni? Tanımaz olur muyum Niko? Gayet iyi tanıdım. Ama oğlum sen bisikletmenin kim olduğunu bilmiyor musun? Hoppala. Sen nereden biliyorsun Marika abla benim bisikletmen olduğumu? Biz kadınlar her şeyi birbirimize söyleriz. Hatta biliyor musun? Onun hangi kız olduğunu bile biliyorum ben. Kimmiş? Söylersek bizimle düğüne geleceğim bakalım ya. Ya söylesene Marika abla, ne bekliyorsun? Baş mı bekliyorsun? Bıçak mı kesmiyor? Ah benim akılsız oğlum. Esildir. Oya! Ah be anne. Kız bir kelime çıkamadım ağzından, bir esin diyemedim mi ya? Oğlum manyak mısın lan? Kadını rahat bırak. Ne anana söylenip duruyorsun? Daha düğün var lan basacağımız düğün. Hadi. Doğru diyorsun lan. Hadi oğlum baskın basan duruyoruz. Hadi, hadi. Koş koş koş. Hadi. Esin. Hala umudun var değil mi? Gelecek ve nikahı durduracak diye. Yok artık hiç umudum yok Sanem. Belli ki beni sevmiyormuş. Canım kızım benim. Mutlu olmanı diliyorum kızım. Canım benim. Evladım, hayatımın en değerli varlığını sana emanet ediyorum. Değerini bileceksin umarım. Siz hiç merak etmeyin efendim. Mutluluklar diliyorum güzel kızım. Teşekkür ederim babacığım. Değerli konuklar, hoş geldiniz. Bu mutlu günde her iki aile adına iyi eğlenceler diliyor. Nikah akdine başlıyorum. Adınız, soyadınız? Esin Uçar. Adınız, soyadınız? Bora Teker. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz.
Yaptığım araştırma sonunda evlenmenize engel bir durum bulunmadığı tarafından tespit edilmiştir. Şimdi bir kez daha misafirler huzurunda ve şahitler huzurunda sözlü olarak evlenmek istediğinizi beyan ederseniz nikah akdinizi gerçekleştireceğim. Siz Sayın Esin Uçar. Bora Teker Beyefendi'yi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz?